Herkese en iyi akşamlar olsun yine. Merhabalar. Arkadaşlar, şimdi birkaç gündür sesim çıkmıyor. Minnacık bir rahatsızlık ve birazcık da kendi işlerim vardı ondan dolayı. Fakat bugün cumartesi, ilk defa farklı bir günde farklı bir sohbet yapalım istedik. Bu sohbetin iki ana konusu olacak. Tabii ki 3, 4, 5 tali konularımız da olacak. Tali konular deyince aslında hiçbir Jung'la ilgili hiçbir konu tali bir konu olamaz. Sadece bugüne has normal rutin grafikte ne görüyorum, neler olabilir, neyi bekliyoruz, ne durumdayız. Bunları birazcık ben kendi yorumumla anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra tabii ki Muhammed kardeşimizin hafta içinde birazcık anmaya çalıştığı, hatta duramayıp komple açmaya çalıştığı şeyleri burada kayıt altına almaya çalışacağız. Neden? Çünkü o baya baya bir bilgileri derlemiş, toplamış, bir noktaya getirmiş. Bundan 2 gün önceydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed'den rica ettik. Dedi ki sen bunu cumartesi sohbetinde bize şöyle sırasıyla heyecanlanmadan sakin sakin bize bir izah edersen hem biz de bilgilerimizi bir tazelemiş olalım hem de bazılarımızın atladığı hatta unuttuğu şeyleri yeniden hatırlayalım ve öğrenelim. Bununla beraber o bilgiler bize lung ticaretinden öte lungu nasıl kullanacağız, ne yapacağız, ne işe yarayacak, bir yeri var mı dünya üzerinde? Finans dünyasında bir yeri var mı? Nasıl bir yeri var? Eğer varsa nasıl bir yeri var? Bu akşam bunları birazcık sohbet edeceğiz. Lafı da çok uzatmamak adına ben kısa bir giriş yapıp mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ne kadar çenemi tutabilirsem sözü Muhammed Gümüşoğlu kardeşime vereceğim. O da dili döndüğünce bizlerle paylaşmaya çalışacak diye düşünüyorum. Evet, şimdi genel olarak logaritmik bakıyorduk, değil mi? Açılışı lineer, yani olduğu gibi fiyat zaman grafiğinde açalım dedik. Ne durumdayız? Neyi görüyoruz? Burada baktığımız zaman şunu görüyorum. Bir dönem çok ciddi bir şekilde bir çıkış yapmış. Sonra tekrar dibe doğru bir iniş yapmış ve sert bir iniş yapmış. Şimdi bunları sanki daha önce hiç bilmiyormuşuz gibi anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İlk defa bir grafik yorumluyormuşuz gibi. Ve uzun bir süredir de neredeyse yatay gibi seyrediyor. Neredeyse yatay gibi seyrediyor. Yani görüntü yatay gibi görünüyor. Eğer grafiği birazcık belli bir zaman dilimine, yani o çöküşten sonraki dönemi aldığımız zaman kendi içinde bayağı hareketli hale gelmiş. Bu geldiği hareketlere baktığımız zaman da önce bir düşüş, sonra bir top sekmesi gibi yukarıya doğru zıplayış ve ondan sonra o düşüş potansiyel gücünü sektire sektire yavaş yavaş iyice yataya doğru çevirmiş. Ne kadar sürecek? Bilinmez. Peki ne kadar sürebilir? Bunu da önceki yapmış olduğu çalışmalardan bakalım. Benzer çalışmalar. Şimdi benzer çalışmalarda grafiği olabildiğince yatırmak lazım. O yatayı hissedebilmek için. Bir yatay bölgeden gelmiş. Oldukça yatay bir bölge. Sonra yavaş yavaş çıkmış. Bayağı bir şeylere kadar çıkmış. Nereye kadar çıkmış? Ona da bakacağız. Ondan sonra yine bir düşüş göstermiş. Ciddi bir düşüş göstermiş. Ve yine uzun bir süre ama eski yatay gibi değil. Eski yatay çok uzun bir süre bakın. Daha sonra yine uzun bir süre oldukça yataya yakın bir seviyede vakit geçirmiş. Ve tekrar yükselmeye başlamış. Zikzaklarla ciddi bir seviyeye gelmiş. Şimdi
Nereden geldi? 0. işte 30 centlerden geldi. Yani 30 cent. 0.30 dolar. 30 centlerden nereye geldi? İşte 20 dolarlara geldi. Bakın kaç katı? Kaç katı? 30 centten 20 dolar dediğimiz zaman yanlış değilsem 60 katı. Kabaca konuşuyorum. 60 katı civarında bir rakam. 50x ile 60x arasında bir şey yapmış. Bu bir zirveydi. Hatta tam konuşacak olursak 22 dolara kadar falan geliyor. Bu bir zirveydi. 60x, 70x. Yunk'un başarabildiği zirvelerden birisi. Ve uzun bir yataydan sonra yapıyor bunu. Ki o yatayı da hepimiz biliyoruz aslında. Yine kendi içinde hareketli olan bir dönem geçiriyor. Herkes ne oldu bu? Battı mı? Çıktı mı? Ne oldu bu? Şeklinde böyle kimisi boş veriyor. Kimisi bilmem. Ben tutayım ya, bir şey olmaz. Zaten kaç dolarlık kaldım ki? Şeklinde tutuyor. Ve ondan sonra 60x'leri gösteriyor. Nereden 60x'i gösteriyor? Hemen hemen zirvesinden. Daha sonra ne dedik? Yatay bölüme geliyor. Bu yatay bölümde de ortalama 5 dolar seviyesinde, 6 dolar seviyesinde geziniyor. Ve bir zirve daha yapıyor. Bir zirve daha yapıyor. O zirvede yaklaşık olarak 100 dolar. Yani kabaca konuşursam 20x. Bakın 60x, 20x. Daha sonra tekrar bir daha aşağı iniyor. 60, 20 unutmayalım. 50 dolarlar seviyesine geliyor. Buradan da 120 diye 2,5x ile bitiriyor işi. Ne oldu? 60, 20, 2,5. Yani önce düşte bile ilk zirvenin. Sonra diğer dibe geldiğinde, son dibe geldiğinde çıktığı ise 20x'in de 6'da biri. Hemen 6'da 7'de biri. Katlayaraktan yukarı çıkıyor ve ondan sonra sönümleniyor. Peki. Şimdi biz de burada uzun vade konuşuyoruz, değil mi? İşte bayağı uzun vade. Oldukça uzun vade. 2,5 sene. 2,5 sene sonra sakin sakin bir çıkış gösterecek. Göstereceği ilk çıkış bölgesi 8 dolarla 5 dolar aralığında mini minnacık bir dinlenme şeklinde geçebilir. Yüksek bir ihtimalle. Orada çünkü ciddi bir direnç oluşmuş durumda. Ve bu direnç bölgesinden bir dönüş yapacak. Ondan sonra o dönüşü hemen aşağıya indirir. Şu anki bulunduğumuz yerler değilse bile işte 60 bin bölgesine doğru falan indirir. Ondan sonra hızlı bir şekilde o direnci kırıp, çünkü ince bir direnç o, çok ince bir direnç. Hızlı bir şekilde kırıp 22 dolar direncine ulaşıp orada zaten güçlü geldiği için muhtemelen 22 dolarlardan işte 15 dolarlar seviyesinde bir yerlerden yoluna devam edecek. Çünkü ana hedef yukarıya çıkmak. Ve yukarısı neresi? Yani ortalama zirvenin kaç katıydı? En aşağı, şey en fazla 60x olduğunu düşünelim. Evet. 60x olduğunu düşünürsek kabaca 6000 dolar yapar. Yani ilk ulaşacağı zirve, ana zirve 6000 dolar. Fakat hani şu zirveleri azalta azalta gidiyorduk ya. 60'ın 20 oranı 3'te 1. 20'nin 2,5 oranı kabaca 11'de 1'i. 3, 11. O zaman bunu da
Bu hani şeyleri üniversitelerde sayı tamamlama olayı vardır. Az çok tahmin edebilirsiniz. 70'te biri gibi düşünelim. Yani 2,5 katın efendim söyleyeyim 70'te biri ne yapar? Hemen hesaplayalım. 2,5 bölü 70 çarpı 100 dediğimde 1 anda bize göstereceği zirve kaba bir tabirle 70'te 1'i kadar yükseğe çıkacaktı. Çarpı 100 değil. 100 artı 1 eşittir. Çarpı 100 eşittir. İlk anda çıkacağız zirve. Kabaca konuşacak olursak gene geldiği yere çıkıyor. Bizim daha önceki geldiği yerde işte 100 dolar seviyesini baz aldık burada. En tepe zirveyi değil de 100 dolar seviyesini baz aldık. Yani 100-120 dolar. O aralıkta bir yerlere geliyor. Bu bir yöntem. Çeşitli yöntemler kullanmıştık. Bu da bugünkü yöntem. Peki, devam edelim. Biz buna logaritmik olarak baktığımız zaman da ne görüyorduk? Şöyle bir görüntü karşımıza geliyor. Az önceki görüntüden çok farklı gibi görünüyor. Sadece bir bakış açısı, logaritmik bakış açısı. Lineer değil. Yani bazı hareketleri çok yüksek algılıyor. Aşırı tepki gösteriyor. Bazı hareketlere de neredeyse hiç tepki göstermiyor. Bu çerçevede baktığımız zaman da net bir şekilde bir hatırlar mısınız? Dairesel bir şey yapmıştık. Onun ismi böyle bir alt direnç bandı çizmiştik. Eğrisel bir direnç bandı. Bu direnç bandında da 1450 dolarlara kadar ulaşıyordu. Değil mi hocam peki hangisi? Bir şey söyleyeyim de hep beraber onu bekleyelim. Bekleyelim. Şimdi logaritmik direnç bandı günlük bazda incelendiğinde oldukça yakın sonuçlar veriyor. Lineer direnç bandı da bize şu şekilde baktığımız zaman kabaca nereleri veriyor? Şu bağlamda bakmakta fayda var. Ondan sonra iğne ucunda şey yapmak için, belirleyebilmek için şöyle bir bantta veya böyle bir bantta bakmakta fayda var. Ortasından gidelim temiz bir şekilde. Günümüze geldiğimiz zaman orta bandı aşması zaten normal, beklenen bir şey. Yani 240 dolar seviyesini 256 dolar veya efendim 275 dolar bandına kadar çıkması normal. Bu aralıkta bir yerlerde olacak. Lakin şimdi ince bir şey söyleyeceğim. Bu hattın öncesini şu bölgede değerlendirecek olursak hani aynı mantıkla şöyle gidiyor olsaydı karşımıza şu gelecekti. Bu hattın bir zirvesini taşıdığımız zaman şöyle ortadaki bölüm bir sonraki iki büyük zirvenin ancak orta bölümüne geliyor. Dolayısıyla yeni olan zirveleri de düşünecek olursak ortadaki zirveleri yani şöyle yapalım. Bir yüksek olaraktan şu alanı 2 katı yükseklik. İşte buralarda bir yerler. Bu da bize kabaca konuşacak olursak 300 dolarları falan gösteriyor. Yani öyle sert
yavaş yavaş veya sert çıkışlarla 300 dolarları gösteriyor. Buralarda bir zikzak operasyonu yapacak demektir. Yani şu zikzak in çık in çık in çık bayağı da uzun süren bir in çık. Yani buralarda bir yerlerde bu hareketi yapacak. Yani işte 350 dolarlarla kabaca 250 dolarlar arasında git gel yapacak. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Hani 1400'ler, hani logaritmikler, hani lineerler, ne oldu bunlar? Önceki çıkış şekillerine baktığımız zaman karşımıza gelen şey neydi? Şu formda bir çıkış. Ve bu formda bir çıkışı devam ettirecek. Çıkış formu belli çünkü. Bunu devam ettirecek. Bunun zirvesi de 2026 ortaları olur diye düşünüyoruz demiştik. Neden? Hani 4 yıllık süreçten dolayı. Hemen hemen şu formu yakalamaya çalışacak. Büyük ihtimalle. Oldukça sert bir çıkış yaparak. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi ne zaman geliyoruz ona da bakacağız. Bu şekilde bir bakış açısı. Yani oransal bakış açısıyla baktığımız zaman efendim logaritmik olaraktan hani o böyle dairesel tarayıcı bandı oluşturduğumuz zaman efendim daha önceki çıkış formlarını aynı şekilde kuruyaraktan nereye kadar ulaşabilir, hangi zirvelere ulaşabilir onlara baktığımız zaman yerleri belli. Ha, bütün mesele bu amca ne zaman geliyor? Bu kız ne zaman geliyor? Kız mı, erkek mi? O da tartışılır. Çünkü Luna ay demekti. Değil mi? Ay Arapçada ve Fransızca'da kelimelerin erkekliği, dişiliği söz konusudur. Şimdi Arapça deyince herkes bozuluyor. Biz Arap mıyız? Fransızca deyince biz Fransız mıyız diyen yok ama onu çok seviyoruz. Avrupa'ya çok seviyoruz. Öyle bir şey yok. Sonuçta dil kökenlerinden yola çıkacağız. Ay dişiyi, güneş erkeği temsil eder. Yani erkeksi bir kelimedir. Ay da dişi bir kelimedir. O zaman yani bizim kız diye desek herhalde bayağı şey olur. Benim hatta çoğu benzetmelerinde bizim kimse çok nazlı ya falan muhabbetini bol bol duymuşsunuzdur. Bu kelime niye bana takıldı, niye ağzıma takıldı? Onu da araştırdığımda kökü dişilik erkeklikten geliyormuş. O da çıktı ortaya. Şimdi bizim göstergelerimiz ne diyordu? Diyordu ki ben çok daraldım. Baya baya bir daraldım. O kadar daraldım ki her an her saniye artık yukarı bir hareket başlatmak istiyorum. İstiyorum diyor. Bunu söylüyor. Orta banda geldim. Bakın diyor. Orta banda geldim. Şu band tam bir orta band. Orta banttan artık yukarıya doğru hareket başlatacağım ve öyle bir şey yapmalıyım ki diyor. Öyle bir şey yapmalıyım ki. İlk patlağım bir miktar yukarıya doğru bir çıkış olacaktır. Hafiften bir düzeltmesini yapıp ondan sonra hızlı hızlı durmadan benim gerçekte olmam gereken yere ulaşmam lazım diyor. Gerçekte olması gereken yer belli. Yani 75-80 dolarlar. Bizim uzun zamandır andığımız. Orada küçük küçük düzeltmeler yapabilirim diyor. Bir iki düzeltmeler yapıp ondan sonra diyor sıçrayabilirim. Bakın tam şu bölgede sıçrama hareketini gösterebilirim diyor. Şimdi biz de zaten ne diyorduk? Arkadaşlar diyorduk. Hani 80 dolar seviyesindeyken bir boşaltalım. 75, 80 o seviyede boşaltalım. Zaten çok fazla zengin oluyorsunuz. 50 dolar seviyesinde ise geri alırsak eğer hani bunu herkes katlanır katlanmaz. Ben bekledim yeter ya moduna da girer. Ama zaten elinizde ciddi bir rakam oluşmuşsa yani 30 dolarlık bir kar varsa bunu kabaca konuşacak olursam her 1 milyon adet 30 milyon dolara tekabül ediyor. Elinizde 5 milyon adet varsa 150 milyon dolar demektir. Bunu da Türk parasıyla 34 ile çarpın. Büyük rakam var. Bence beklenir yani. Ama tekrar o para yatırılır mı onu bilmiyorum. İşte o bölüm bambaşka bir bölüme giriyor. O da büyük yatırımcı olayına giriyor. Hani gerçek balinaya giriyor. Yani şu anda siz balina yavrusunuz. Balina olarak büyüyebilir misiniz? Oraları görür müsünüz? Efendim yolda giderken, büyürken
Köpek balıkları sizi yutar mı? Başka balıklar sizi yutar mı? Yunuslar saldırır mı? Bilmiyorum. Ne kadar dirençlisiniz? Ne kadar şanslısınız? Bir de şans konusu var. Şans faktörü var. Fakat yakın zamanda bu zıplamaları göreceğinize inanıyorum. Dünkü gibi böyle ufak tefek iğneler. Bakın, yani dünkü olay, herkes bunu sordu bugün. Yaşanılan olay şuydu. Devasa bir şey değildi aslında. Yani 7500'den 7000'e inmiş, bu çok büyük bir olay değil. Fakat formasyonunda yatan bir şey var. Şu hareketi yaptıktan sonra genel olarak aşağıya bir iniş gösteriyor. Ne zaman çıkış olacak? İşte eğer bugün bu kırmızı artık yeşile dönüp de yukarıya doğru yol almaya başlarsa çıkış olacak. Peki bu konuda bizim göstergeler ne diyorlar? Bizim göstergeler şunu söylüyorlar. Nasıl yapıyorduk? Ekranı değiştireceğiz, değil mi? Ekranı da sanırım şuradan değiştiriyormuşuz. Evet. Bunu da büyütelim hep beraber. Daha rahat görelim diye. Şimdi günlüklerde baktığımız zaman bir indikatörümüz var. Bu indikatör bize, günlük bazda konuşuyorum, bize dönüş yerlerini ve dönüşün sönümlendiği, bakın sönümlendiği. Yani çıkışta da aynı şekilde bir sönümleme söz konusu oluyor. Böyle ani sert ataklar. Fakat sonra geliyor, bir yerde sönümleniyor. Şimdi sönümlendiği bölgeleri inişlerde şu an burada gördüğünüz gibi. Tam böyle burada gördüğünüz gibi sönümlenme söz konusu. Dolayısıyla buraya bir iğne gelmesi, hani ne bileyim 5000 lira, 5700 lira sert bir iğne gelmesi aslında çıkışı etkileyen bir faktör değil. Hatta şöyle bir şey de yapıyor. Her bir sönümlemeden sonra, şimdi bir sönümleme geliyor. Dolayısıyla yükselmeye başladığını düşünüyoruz. Sonra arkasından bir iniş gösteriyor. Sönümleme gerçek manada bittiğinde ise işte bakın burada bir yeşille yukarı çıkıp tekrar gene aynı yere bir miktar geliyor. Bu günlük bazda olan bir şey. Fakat ondan sonraki çıkışları oldukça sert bir şekilde ve yukarıya doğru hareketler başlıyor. Şimdi demek ki ben şunu anlayacağım, doğru anladıysam. Bir sönümleme geldiyse haftalıktan bakalım. Evet. Bakın bir sönümleme gelmiş. Artık sonuna gelmiş. Hatta yataya binmiş. Hatta yataya binmiş. Bir o dibi test edelim moduna gelmiş. Burada ben ilk defa görüyorum. İkinci defa test gibi mi görmeliyiz, yoksa hafta bitmedi? Dolayısıyla bu hafta oldukça sert bir çıkışla, atıyorum mesela 10 bin, 11 binleri gösterir mi bize? Yani 9200 seviyesini geçer mi? Bunu göreceğiz. Eğer geçerse o zaten çok büyük çıkışı hızlı hızlı başlatıyor demektir. Bu çünkü şu anki görmüş olduğunuz kırmızı heykeltıraş çubuğu bize şunu da doğuruyor. Heykinaşiler genel bantta giderken hani aklımıza bir şeyleri doğurmak amacıyla, ne yöndeyiz sorusuna cevap verebilmek amacıyla doğuyor. Oysa bunu yeşile çevirmesi için bayağı yükselmesi gerekiyor. Bayağı işte 10 bin, 11 bin seviyelerine yükselmesi gerekiyor. Bir günde yapar mı hocam? Daha önce yapmış. Günlüklerde ne yapmış? Günlüklerde 7500'den efendim 9600'e ulaşmış. Ama iyi bir çıkış bekliyoruz diyorsak, işte o iyi çıkışı şöyle görebiliriz. Bu şimdi o 1400'lük yolculuk için konuştuğumuzda 15.500'den 27.000, 28.000'lere ulaşmış. Yani
13 bin puan bir günde çıkmış. Bir günde çıkar. Efendim 13 binden 20 bine çıkmış bir günde 7 bin puan. O zaman bizim burada da bunları sergilemesi oldukça normal olacak. Hani olur mu sorusunu daha önce yapmış mı yapmamış mı? Bu çocuk sınavlara girdiğinde daha önceki sınavlarında başarılı mıydı değil miydi? Buna bakarsın. Hayatında bir kere bu sınavdan geçtiyse piyango vurdu falan filan denmez. Onlar çünkü bir çalışma sonucu oluyor. Ortaya böyle devam ediyor. Hikayenin özü benim bugünkü, bu haftaki anlatacağım şeyler bunlardı. Sözü ben bir an önce Muhammed'e vereyim. Muhammed de teknik olarak etkilenecek olan faktörlerin kökenini bize anlatacak. İşte nedir? Loop'un özelliklerinden biraz bahsedecek. Loop'un hedeflerinden bahsedecek. Mesela Loop için düşünülen şeyler nelermiş? Bunlardan bahsedecek. Ve ilerleyen dönemde Loop'u kullanmaya başlandığında ne işe yarayacak? Aslında onlar için bazı haberleri derledi, topladı ve bunları hızlı hızlı bize bir gecenin yarısı anlatmaya çalıştı. Dedim ki dur, dur. Sen bunu cumartesi akşama. Muhammed söz sende. Nasılsın? İyisin inşallah. Hocam selamünaleyküm öncelikle. Sesimi alabiliyor musunuz? Çok güzel alıyorum. Nasılsınız hocam? Hamdolsun iyiyiz. Bendeki çene bitti şimdilik. Estağfurullah hocam ya valla dinliyorduk ne güzel. Eyvallah. Hocam şimdi ben şöyle yavaştan hani şöyle gireyim konuya ama şunu söyleyeyim. Bu benim tamamen kendi araştırmalarım. Ben araştırmayı çok seven bir insanım. Ya bu sadece kripto ile alakalı değil yani tarih işte biliyorsunuz yani siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Gruptaki arkadaşlar da aynen o şekilde. Dünyayı birileri yönetiyor yani kontrol altında tutuyor. Her konuda bunu bize bazı yerlerden anlatmaya çalışıyorlar. Tabii anlayan anlıyor, anlamayan dalgaya alıyor. Mesela ben çok dalga konusuna alındım bu zamana kadar. Onları söyleyeyim. Ama mesela şöyle anlatayım mesela hocam. İlk önce bu Lung konusuna girmeden önce. Mesela bu Covid sürecini biliyorsunuz. Bu arada hocam Evet. böyle sohbet eşiğinde gidersek daha iyi olur. Yani Tabii ki. Ya ben mümkün olduğunca kesmeden aradasa da evet diyerekten seni duyduğumuzun sinyalini vermeye çalışıyorum. benim özellikle şunu da söyleyeyim hocam. Benim daha önce böyle bir şeye katılmadım yani. İlk defa böyle bir topluluğu anlatacağım. Ama burada böyle bir şey gibi göründü. Hani sanki böyle çay kahve içinde oturduk bir yerde muhabbet ediyormuş gibi düşünürseniz daha iyi olur. Aynen. Şimdi Aynen. hocam Zaten benim önümde çayım hazır. Sigaramı yaktım. hocam Senin şöyle diyorum, anlatayım. şirin şirin dinliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam ben Covid mesela Covid sezonuyla başladı aslında bu olaylar. Ben zaten bunların ispatlarını ben size söyleyeceğim. Keşke bilmiyorum YouTube'da paylaşacak mısınız hocam bu şeyi? Paylaşalım bence. Herkes bilgilensin. Yani yarın 2 gün sonra kullanacakları şeyin ne olduğunu bilsinler. Olayı ticaret boyutunu geçtik aslında. Anladım. Şöyle söyleyeyim hocam şimdi. Öncelikle o zaman ben Lunç'tan bahsedeyim sonra diğer konuya mı geçeyim yoksa diğer, ilk onu anlatıp sonra mı Lunç'a geçeyim? Hangisini anlatayım? Nasıl Aslında yani gidiyorsan. Hatta ara ara belki geri başa dönebilirsin. Ortadan devam edebilirsin. Rahat bir hocam şekilde ben o zaman oturduk şöyle diye kahve anlatayım. içiyoruz. Lung'dan önce şunu anlatayım. Mesela Covid sezonu geçirdik. Ben bu Covid sezonunda birçok arkadaşıma aşıları olmamasını söyledim. Aslında şöyle araştırmalar yapıyordum sürekli. Ya şimdi bu şahıslar insanlara bir şeyleri belli etmiyorlar. Fakat kendi aralarında konuşuyorlar. Buna da bir dil geliştirmişler. Daha doğrusu kendi o dilleri. Ezoterizm diye bir dil var. Dil çeşidi var. Hatta bunu bizim Türkiye'de Cumhurbaşkanı da kullanıyor. Yani fark edenler fark ediyor zaten. Şimdi hocam Ezoterik bunların cümleler kullanılıyor. ezoterizm diye bir dil var. Mesela nasıl anlatayım? Mesela The Gross diye bir kanal var YouTube'da. Simpsonları zaten biliyorsunuzdur. Evet. Şimdi YouTube'da The Gross diye bir kanal var. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bunların bir de numeroloji diye bir olay var hocam. Sayılar üzerinden konuşma yani sayılar üzerinden haberleşme olayı. Mesela bunu ben size şöyle bir örnek verebilirim. Biraz dini olacak ama mesela Peygamber Efendimiz'e zamanında bir büyü yapılıyor. Bu büyüye işte
Burada 7 düğüm mühim atılıyor. Bu düğümlere işte ayetler iniyor. Nas felak sanırım. İkisinin toplamı 6 ayet. Böyle ezoterik şeyler var. Tamam mı? Dünyada hocam. Bunlar da bu şeyler üzerinden konuşuyorlar yani. Bu şifreli. Aslında kimseden gizlemiyorlar da anlayabilen anlasın diyor. Yani bunlar da Twitter'da birkaç kişi böyle sürekli bunlarla uğraşıyor. İlk iki kişi beni takip ediyordum. Araştıra araştıra buldum. Bunların çevirdiği ezoterik şeyleri, konuşmaları çözmeye çalışıyor kendince yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Lunch'ta bunların bir eski kitap, bazı kitaplar var hocam. Bunları kimseye göstermiyorlar. Zaten mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Bizde mesela 1980'li yıllarda bazı diziler vardı. Bu dizilerde de böyle anlatılıyordu. İşte bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra şöyle olacak. Şu insanlar böyle olacak. Bizim giydiğimizi, işte bizim onlara doğru giymesini istediğimiz şeyleri giyecekler, gezecekler gibi. Yani sanki bir insan yaratıyormuşçasına. Orhan, yanlış değilsem Orhan Gencebay'ın katıldığı bir filmdi evet, galiba, evet, değil mi? Evet, bu evet, evet, evet hocam. Evet. Evet hocam. Bak çok güzel. Bir de Netflix'te Darma Duman diye bir dizi de var. Oradan da şimdi insanlar aslında şey diyor. Ben dışarıdayım bu arada. Dışarıdan ses geliyor mu bilmiyorum. Geliyorsa da özür dilerim. Yok, çok rahat duyuyor seni. İnsanları hocam bunlara inandıramıyorsunuz. Hep dalga konusu oluyorlar. Mesela Kurtlar Vadisi dizisi kesinlikle bir dizi olarak görmeyin. Tamamen aslında şöyle görebilirsiniz yani. Dış mihraplarla bir konuşma şekli bir şey yani Kurtlar Vadisi. Hatta bununla ilgili de bu derin kişiler Kurtlar Vadisi üzerinden bir The Gross kanalında gene bir video yayınladılar. Azerbaycan da buna Kurtlar Vadisi ile cevap verdi. O video da bende vardı Twitter'da da bir bulursam atarım size 7 dakikalık falan. İşte videonun sonunda İzleriz. İşte bir göz falan var. İşte Türk siyahlarında bir asker uçuyor. O göze kılıç falan sokuyor. Azerbaycan tarafından bunlara bir cevap verilmişti. Şimdi ilk önce ben bunları niye anlattım? Bu kripto da aslında bunlar tarafından oluşturulmuş bir şey. Yani size sadece şunu anlatacağım. Kriptonun asıl amacı dünyadaki bütün insanları buraya çekip yani bütün insanların bütün mal varlıklarını işte elektronik sisteme geçirecekler. Kuantum finans dedikler. Hatta buna zaten devletler kullanıyor. Mesela şöyle anlatayım. Mesela şimdi biz İHA-SİHA uçuruyoruz değil mi hocam? Evet. Şimdi biz İHA-SİHA mesela ben sizinle burada görüşüyorum konuşuyorum ama kısmi kesintiler, milisaniyelik kesintiler illaki olur yani. Şimdi siz yani bu İHA'ları SİHA'ları yerden kontrol ediliyor. Bu milisaniyelik kesintiler bile attığın füzeyi yani hedefi vurmanı engelleyebilir yani. Onun için evet. Hatta tür açıklamalar da yapıyorlar. Diyorlar ki biz farklı bir şey kullanıyoruz. Zaten dinlerseniz ağızlarından. Buna işte kuantum evet. Sistem, kuantum finans. Finans da internet sistemi yani web'in gelişimi gibi bir şey. Yani bizi aslında... Şimdi QFS diyelim daha doğrusu. İki anlamı var. Birisi kuantum finans sistemi. Birisi bir de, ise kuantum file sistem. Yani ikisi birbirinden farklı. Birisi finansın oldukça üst seviye bilişim sistemleriyle, yapay zekalarla kontrol edilmesi, irdelenmesi, incelenmesi üzerine hazırlanmış olan bir ekonomik sistem. Diğeri ise dosyalama sistemi. File dosya demek İngilizce. Evet, evet doğru. Şimdi her ikisi de birleştiğinde ortaya bir şey çıkıyor. Bunları birbirleriyle iletişim haline getirmek lazım. Yani dosyalama sistemini nasıl dosyalayacağını ben bilmem abiler. Dosyalamamız bu, sistemimiz bu. Ama bana ne vereceksiniz, neyi dosyalayacağım diye sorar. Veri olarak da diğer QFS'i yani kuantum finans sistemi bol miktarda veri doğurur. Şimdi ya finans sistemlerinden her zaman para geliyor. Para değil. Evet. Zaten hocam şeyle yani birbirleriyle hep bağlantılı yani. Hepsi birbirli sanki zincirleme bağlantılı gibi. Yani sizin de anlatmak istediğiniz o de aslında zincir o. Ne? O zincir hangisi? Şimdi, Bitcoin zinciri mi? Efendim Terra zinciri mi? Terra ağı mı? Hangi ağ? Birisi bu işi üstlenecek. Evet aslında birkaçı. Şimdi şöyle hocam ben size bir şey atmıştım WhatsApp'tan gördünüz mü? XRP işte XTether, XDC. Evet. Evet. Şimdi bu Arabistan'da Neom şehri diye bir şehir kuruluyordu. Daha önce belki görmüşsünüzün haberlerde. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam araştırmalarımdan dolayı söylüyorum. Bilginin kesin kaynağı tabii ki de %100 doğruluğu
o sistem artık net bir şekilde açıklandığında çıkacaktır ortaya ama XRP'nin yani Ripple'ın orada petrol anlaşmaları mı bir anlaşmalar yaptığını görmüştüm ben. Daha sonra da işte bu o şeyler elime geçti. Onları böyle saklamıştım belge belge. Tutuyordum. Benim şimdi dışarıdaydım. Çok da evde olsaydım bilgisayarda bayağı bir şeyler var da. Terra'da Evet. hocam şimdi Terra'da da bir bulunucu araştırırken Terra'da bu sisteme geçişte yani mesela artık herkes bu hani o sistem QFS sistemi mi o sisteme geçildiğinde kullanılacak bankacılık projesi gibi bir şey oluyor. Şimdi zaten ben Lunch'u batmadan önce araştırdığımda mesela diyelim ki Türkiye'deki bir şahıs Amerika'dan işte Apple hissesi almak istiyor. Arada aracı kurum falan yok. Direkt Terra ağından bu Apple hissesini ya da Microsoft hissesi işte aklına ne gelirse Google aklına ne gelirse bunları alabiliyor. Yani adam bunu artık dünyaya pazarlayacak yani. Evet. Yani aslında şöyle dünyayı soymaya çalışacaklar. İşin özünde hocam. Bunu şu an kriptoda yapan tek Terra vardı. Yani benim gördüğüm o kadar proje araştırdım. Şu an sadece bu Terra şirketi vardı. Onu da batırdılar. Batıran da BlackRock. 30 milyar dolar para çekti bir anda USDC'den. Ve zaten batışını da canlı canlı seyrettim yani. Ondan sonra bu ağlar da Ethereum biliyor hani bu ağlar var ya Terra'nın anlaştığı ağlar var. Evet. Ethereum ağı işte kendi ağı. Bu ağlarda 4,4 müydü? 4,7 trilyon Lunch'u tutuyorlardı. Yani aslında bastıklarını aşağıya anlık iner attırıyorlar ya böyle hocam bir anda yani Doğru, doğru, saniyelik plak. doğru. Çok Oralardan güzel. toplayıp toplayıp cüzdana dolduruyorlardı. İki tane cüzdana. Sonra bunu fark ettiler. Bak hatta bir tane isim de vereyim mi? Yani şimdi YouTube'da bir tane adam vardı. O da bunu fark etmişti. Evet. Evet. Neyse bir kişi vardı hocam. Bu da bunu fark etmişti. Ondan sonra bunlar o ağlara dolduruyordu. Sonra bu olay yayıldı. Tabii bu batışta insanlar korkup kaçarken adamlar da bunlarla uğraşıyor. Ondan sonra biz gördük bu cüzdanları. Hatta ben SS falan almıştım kimseye inandıramam diye. Yani şey mi diyorlar? Ne oluyor burada? Bir şey oluyor. Ne oluyor? Onu Ya. araştırıyorlar, değil mi? Evet, ne olduğunu araştırıyordu insanlar. Yani artık hocam millet dehşet paraları kaybetti. Bizim mesela benim oturduğum bölgede iki kişi intihar etti bu Luna yüzünden. Doğrudur. Yani o kadar büyük olaylar oldu yani o zaman. Şimdi tabii belki de insanlar unutmuştur, gitmiştir ama kripto piyasasındaki insanları silen bu proje oldu. Yani şimdi güven kaybetti kripto piyasası. Dehşet bir şekilde bu proje yüzünden güven kaybetti. Şimdi tekrardan bu güveni kazandırmaları lazım. Yani ben o zaman Amerika'da bir tane sanatçı mıydı ne 250 milyon dolar mıydı ne öyle bir para kaybetmişti. Yani bunlar haberlere falan çıkmıştı bilmiyorum arkadaşlar biliyor mu bilmiyorum ama ta o zamandan beri ben bu coin'i takip ediyorum. Hatta herkes bu öldü bitti derken de yatırım yapıyordum ben. Bunun arzı 6,7 trilyonken daha yakım yok bir şey yokken o 4 sıfırlardan 3 sıfır altılara çıkmıştı. Yani 10 kat yapmıştı. Daha arzda falan bir şey yok yani. Şu an arz 5 4'e mi düştü? 5,4 mü? Tam yani 5 trilyon 400 milyar civarına düştü. Arz ki bunun zaten çoğu Uluna ağında. Yani ben %90'ının Uluna ağında olduğunu düşünüyorum. Uluna Ortadan. ağı da mainnet'te. Terra Classic'te değil, Tabii. Terra Classic ağı var. Mainnet'te, ana ağda. Kendi ağında tutuyor. Yani bunu da büyük ihtimalle işte boğa sezonuna mı saklıyorlar artık onu bilmiyorum. Ama hocam bu kuantum finans sistemi geldiğinde zaten bunların hepsinin denemelerini geçen sene Çin ve Amerika'da bankalar battı hocam hatırlıyor musunuz? Evet. Ondan sonra Amerika şak diye kurtardı. Ya şimdi Kanada battı. efendim? Aslında batan firmaları güya satın alaraktan batmamış gibi göstermeye çalıştılar. Ya hocam ben şundan korkuyorum. Benim aslında korkum ki olacağını da düşünüyorum da. İnsanlara inandıramıyorsun bir şeylere ama bu adamların artık o kadar gözü kararmış ki dünyada yani şunu bakın Madonna'nın Eurovision şarkısı var. 2015'te yanlış hatırlamıyorsam. Şarkının sonunda diyor ki geri hani salak bize diyor ki bize salak diyor kadın. Onlar hani Evet. o geleceğe gelemeyecekler diyor. Ya burada demek istediği yani aslında sadece parasal konu değil. Hayatları olarak da yani mesela Covid zamanında aslında bunların hepsi birbirine bağlantılı da bu sisteme geçiş işte bir kaos ortamı istiyor adam. İnsanların aç kaldığı, birbirini öldürdüğü. Onlar bunlarla da uğraşırken
Yani biz bunlarla uğraşırken açlıkla, işte savaşlarla, bilmem nelerle, onlar arkada kendilerine işte böyle bir düzen kuracaklar. O düzene de akıllı olanlar gelecek diyor. Zeki olanlar gelecek diyor. Yani bunlar Ama aslında biz hiçbir şey. bunu, bizim devletimiz bunu, devletimiz diyorum bak, hükümet demiyorum. Çünkü hükümet şurada 20 yıllık bir hikayesi var. Evet evet hocam. Devletin ise çok geçmişi var. Ki 70'li yıllarda Barış Manço dahi bunu bir şekilde, hani ezoterik dille de olsa, Evet, Barış anlatmaya Manço, evet. çalışmış. Evet Değil hocam, mi? doğru. Ne diyor? Öyle bir şey olacak ki diyor, kapının arkasına saklanacaksın diyor, kaçamayacaksın diyor. Orada bile diyor seni yakalayacak diyor. Büyük bir patlama diyor falan filan. Tabii bu patlama deyince insanlar hemen, ha, patlama nükleer bomba. Hocam. Hayır. Ekonomik patlama da olabilir. Evet, hocam, çok doğru 1929 söylüyorsunuz. buhranı gibi. Zaten Evet. hocam o sizin dediğiniz buhran gibi bu ekonomik buhran bekleniyor ve şey aşırı yani bekleniyor derken bunların konuşması ve istedikleriniz ben anlatıyorum. Yani yanlış anlamayın. Ben kendi şeyim Veriler de değil onu yani. gösteriyor. Veriler de onu Hocam gösteriyor. ama bunu öteliyor sürekli Amerika sürekli öteliyor. Amerika artık yani bana sorarsanız benim nezdimde hani gözümde artık hiçbir değeri kalmamış bir şey. Sadece batışını öteleyip duruyor. Büyük ihtimalle Kuyruğu bu çip dikmeye çalışıyor. efendim hocam. Kuyruğu dikmeye çalışıyor. Evet, zaten batarken de yani eğer batacağını anlarsa kaosu sürükleyecek bütün ülkeleri. Amacı da bu. Yani Şu aslında anda bu yaptığı da o aslında. Hani sürükleyecek derken ne zaman, nasıl bir şey olacak değil. Zaten başladı. Yani işte Büyük Ortadoğu Projesi adı altında besmeleyi çektiler. Ondan sonra şimdi geldiler. İşte neydi? Önce kendi içinde Gazze, Batı Şeria falan. Sonra işte Suriye'yi bombalıyor. Suriye'nin sesi bile çıkmıyor. Olur abi, at diyor. Sıkıntı yok diyor. Şimdi benim an Gürcan'a giriyor. evet hocam. Ya benim anlatmak istediğim şey şu. Az önce dedim iki tane banka batmıştı. Siz de biliyorsunuz. Bunları Amerika kurtardı. Yani yarın bir gün bu Amerika'nın gücü kalmadığı zaman, herhangi bir banka battığı zaman arkasında bunları kurtaracak bir kişi olmayacak. Ve yani bu bahset yani sizin de bildiğiniz gibi bankalar çok büyük bankalar Amerika'da ve Çin'de olan Çin'de miydi? Biri Çin'de ikisi Amerika'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle miydi hocam Avrupa'da da yoksa? Deutsche Bank var. Deutsche Bank'ın batışı var. Merkez Ya Bankası. demek istediğim yani yarın bir gün bu bankalara güven kalmadığında insanlar artık bir güvenli liman olarak bir yer arayacak. Ve insanlar merkeziyetsiz bir şey isteyecekler. Yani şu an Luna'yı o hale getirdiler. Ben onu anlatmaya çalışacaktım. Ona Şimdi doğru yönlendirdiler. evet oraya getirdiler. Yani artık bir oylama usulü çalışmalar yapılıyor. Yani ağda mesela bir problem gördüler. Herkes oy veriyor. Ona göre ya aslında güvenli hale getiriyorlar da şu an öyle bir ortam var ki kriptoda psikolojik olarak yani herkes hep sürekli kırmızı 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 gördüğü için insanlar artık bir de ekonomik olarak da vurdukları için enflasyondur bilmem işte alım gücü düştü ve bu sadece bizim ülkede olmuyor. İnsanlar zannediyor ki tamam bizim ülkede daha fazla olabilir ama bütün dünya çapında bunlar. Hani nabza göre şerbet uyguluyor adamlar yani hocam. Tabii ki de o kendi Evet. Avrupa'daki insanlar bizden daha rahat. Ben onu yani şey yapmıyorum ama İşte nabza göre şerbet veriyorlar. Bugün Avrupa bizim gibi olsa şu an zaten dünya kaosa sürüklenmişti. Bizim kadar enflasyon falan olsaydı yani. Abi bunların hepsini ayarlıyorlar yani. Adamlar o kadar profesyonel ki ya. Ben anlatamıyorum yani. Siz anlayın hocam. Yok yok, Ve anlıyoruz. Çok güzel anlıyoruz. hocam yani adamlar alenen yani nasıl anlatayım ben size? Gene ben bunu kendi ağızlarından duyduğum için söylüyorum. Kendileri diyor ki dünyadaki diyor bütün her şey şeyin başında yani din vardır diyor. Yani bütün her şeyde aslında bir amaçları, bir inandıkları bir şey var. Mesela ben bunu şarkıcılardan kendi ağızlarından da duydum. Miley Cyrus mesela bunlara hizmet ediyor. Diyor ki ben bir pisliğin içine bulaştım diyor. Çıkamıyorum. Çıksam beni öldürecekler. Madonna keza aynı. Ondan sonra bir sürü sanatçı var. Ben liste vardı bende. Ben böyle bir kafayı kırmıştım bir aralar. Bayağı araştırıyordum. Bunları daha sonra şey yaparsın, uygun bir zamanda grup içinde paylaşırsın. Biz de onları sabitleyip aslında bir noktada kayda almış oluruz ve sabit mesajlar var biliyorsun şeyde, grupta. Sabit mesajlar da kalır. Ve daha sonra bunları bir dosyalayaraktan şey haline çevirebiliriz. Veri haline çevirebiliriz yani. Hocam ben bir de şunu söylemek istiyorum da. Şimdi bu adamların bir kaos istediği bir şey var. Yani adamlar diyor ki önce kaos ondan sonra kurulu düzen. Yani ilk önce bir dünyada bir kaos istiyorlar. Geçen bir kişi yani demiştim ya bu Twitter'dan takip ettiğim gerçekten yani bende de olan bilgilerle beraber
birkaç kişi bunların ezoterik konuşmalarını çözmeye çalışıyordu. Yani mesela Elon Musk bir Twitter atıyor ya hocam, birilerine mesaj veriyor bir şekilde, yani bir sayı üzerinden olabilir. Biz görüyoruz mesela, bu ne demiş falan, arkana gülüyor mülüyor ama halbuki o ötekine bir mesaj veriyor yani. Biz bunları anlamıyoruz Evet. ama orada bir şeyler var, parametreler var işte, sayılar üzerinden. Bu anlattığım şahıslar onları kullanıyordu. O parametreler üzerinden şey de söylemişlerdi. Binance'e çok büyük bir saldırının olacağını söylediler. Ben korkutmak amaçlı söylemiyorum. Kesinlikle yanlış anlamasın insanlar. Ben de bütün şu an hala borsada yani. Ben sadece şey diyorum. Yani oldu da bir boğa sezonu yaşadık. Değil mi? Hani güzel de paralar kazandık mesela. Hani konuşuyoruz bunları ama mesela ben şu an şunu araştırıyorum hocam. Bu büyük balina dediğimiz şahıslar bu paralarını nerede tutuyor? Atıyorum cüzdanda mı, bir yerde mi? Çünkü bu adamlar kaos istiyor. Yani tamam, bize belki bu paraları kazandıracaklar, belki bunu verecekler ama bunların çekimini bize sağlayacaklar mı? Şu an biliyorsunuz borsalara sürekli mesela saldırı oluyor. Fakat borsalara yani saldırı gerçekleştikten sonra bir tek lunch kayboluyor. Yani başka bir coin'e bir şey olmuyor. Ben anlamsızca hani sadece Binance'de de toplamaya başladılar bu lunchları. Yani biliyorsunuz bizim BTC Türk'tü sanırım. Bir borsaya saldırı oldu. Sadece Evet. kaybolan Lunch. Bir tane daha borsa vardı. İsmini şu an hatırlamıyorum. O borsaya saldırı oldu. Kaybolan sadece Lunch. Yani sanki bütün Lunch'lar Binance'te toplanmaya başladı. Ve bunun da topluluğu aşırı fazla. Yani Binance kripto piyasası şey özür diliyorum. Terra bu Lunch'un tutanlar, yani bu sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir ses getiriyor. Yani bir ses söz sahibi. Bir topluluk. Yani Evet. asıl buna bir yükseliş olduğunda, mesela şu bugün sizin dediğiniz gibi Lunch devasa bir yükseliş yapsa kripto piyasasına dehşet şekilde insan çekebilir. Yani anlatmak Kesinlikle. istediğim Ve şöyle, insanlar bir yere para yatırıyorlar. evet Şimdi hocam. kişinin görmekte zorlandığı bir şey var. İnsanlar bir yere para yatırıyorlar. İşte nedir? Borsaya. Sonra bu kripto paraya çevriliyor. Yani dijital bir varlığa çevriliyor. Sonra bu dijital varlığın değeri düştü deniyor. Peki o para ne oldu? O para ne oldu? Yani milyarlarca dolar. Hatta şu an hacim olarak bakarsak 2-2,5 trilyon dolar seviyesinde hacim var. Günlük hacim. Düşenler düştüğünde o para nerede kalıyor? Kimin cebinde kalıyor? Veya neye çevriliyor? Bir de o var. O paralar yakılıyor mu acaba? Ondan sonra o paralar birilerine verilerekten, saf birisi deyince hani sen ben değil. Şöyle düşün, bazen ülkeler bile saftır. Ben sana bu kadar parayı vereyim, hibe edeyim, destek olayım. Sen bu parayı bana geri vermiş gibi davran. Hile-i şer'iye vardır mesela İslam'da. Onu daha sonra da anlatırım. Hile-i şer'iye, mesela 5 kişi kendi arasında bir parayı çevirirler. Herkes zekatını vermiş gibi gözükür veya fitr sadakasını vermiş gibi gözükür. Para en son birisine tekrar çıktığı yere geri gelir aslında. Şimdi böyle bir sistemle insanların elindeki bütün paraları toplayıp ve bir gün işte diyorum ya, mesela 1400 dolarlar gözüküyor. 1400 dolar seviyesine geldiğinde bir sürü insan alacak ve trilyonlarca mal var piyasada. Bunu insanların cebindeki parayla yapamazlar. Devletlerin cebindeki parayla yaparlar. Devletleri. Peki karşılığına ne almaları lazım? Bunu reel bir hale çevirmeleri için altın, gümüş, paladyum gibi değerli varlıklar. Fiziksel varlıklar. Peki son zamanlarda baktığımız zaman son 10 yılda dünyada en fazla altın ithalatı yapan, yani altın toplayan ülke Türkiye. Evet. O zaman Türkiye bunu zaten daha önce görmüş demek ki. Ve Türkiye Cumhuriyetler de geliyor aslında arkadan. Ama en fazlası Türkiye diye söyleniyor. Hocam. Şimdi bu görülmüş bir şey ise o zaman sen devam et. Ben şimdi gruba bir şey attım. Bir fotoğraf attım. Ona şeyden sohbetten sonra bir bakın. Mesela orada Ethereum, bunu bir kitaptan almışlardı. Bunların kullandığı bir kitaptan. Ben Twitter'dan görmüştüm bunu. Gene almıştım yani, saklamıştım. Bir yıl önce. Bayağı bir eski. Bir yıl önce falan almıştım ama yani bu kitabın ismi, cismi, her şeyi vardı bende de.
Bilgisayarda şu an. Yani şu an ben dışarıdaydım hocam. Böyle birazcık şey yakalandım yani. Kusura bakmayın bundan dolayı da özür dilerim. Estağfurullah. Kriptoda Yani bazı bunların için değerli olan, hani dedim ya, ezoterik bazı kelimeler kullanarak haberleşiyor. Mesela bu çıkardıkları bazı kalemlerin, şu an ekranda gördüğümüz fotoğrafı diyorsun, değil mi? evet. Mesela bu demek istediğim, bunların mesela bazı coinler var. Bunlar için değerli olan şeylere de onun ismini koyuyorlar. Yani mesela Ethereum'un bir manası, bunların tarihinde kesinlikle bir şey var yani. Bu Terra'nın işte onun da ismi geçiyordu orada. Ether'in manasını biliyor musunuz? Bana mı sordunuz hocam? Evet. Ben biliyordum ama şu an unuttum. Yani bunları aslında ben Ben şöyle hocam, söyleyeyim. biliyordum derken Ben söyleyeyim. hepsini tabii dinliyorum. Ether şu demek. Bizim hatta bazı İslam büyüklerinin kitaplarında da yazar. Eser diye yazar. Zaten okunurken de hani sanki TH'nin karışımı S'ye benzer bir harf çıkar. F. F. Yani T ve H'yi birleştirerek Eser diye okunur. Eser bir maddedir. Ama nasıl bir madde? Rivayet o yani. Şimdi ben bilim adamı olmadığım için net bir şekilde bunu böyle açıklayamıyorum. Hani uzayda vakum olayı var diye bize söyleniyor. Oysa bilim adamlarının ciddi bir kısmı şu şekilde söylüyor. Hayır diyor. Uzayda diyor bir iletişimin olması için ışığın, fotonların, efendim radyasyonun, efendim radyo dalgalarının iletilebilmesi için diyor birbirleriyle diyor etkileşimde olan bir maddenin olması lazım. Bunun ismi de eter diyorlar. Yani bütün kainatın eterle dolu olduğunu söylüyorlar. Peki hocam madem doluysa o zaman biz orada niye hava alamıyoruz? Hava değil, eter başka bir şey. Oksijen değil. Azot, mazot falan değil. Eter denilen şey bu. Ethereum ise işte bundan türetilmiş olan neredeyse her finansal deliğe girebilecek seviyede bir varlık olaraktan, dijital varlık olaraktan oluşturulmuş bir kripto. Eter bu. Ama Kendilerince İngilizce değerli. bilmiyorum. Yani hocam benim aslında söylemek istediğim işte bunların kendilerince, yani bu dünyadaki parayı kontrol eden artık o kesim kimse, o kesimin kendi aralarında şifreli konuştuğu olaylar çerçevesinde olaya baktığımızda bu lunch bunlar için aşırı değerli. Fakat yani bunların aşamaları var. Yani işte az önce bahsettiniz ya, kuantum finansın işte birinci aşaması, ikinci. Bu lunch da benim tahminimce, yani benim araştırmadan çıkardığım tahmin, sadece kendi tahminimi söylüyorum. Yani Dünya Bankası gibi bir şey konumlandır ya da alışverişte, ticarette o sisteme geçildiğinde onu, yani bu ticareti bunun üzerinden yapacaklarını düşünüyorum ben. Yani nasıl diyeyim, işte dünya çapında işte mesela az önce anlattığım gibi zaten bunlar vardı. Bu şirketlerin işte hisselerinin alınması, satılması bu ağ üzerinden yapılacak. İşte ondan sonra zaten bütün ülkelerin şeyi vardı. Bu sadece UST değildi yani. Yani dolara endeksi olan, yani Japonya'nın, yeni işte Güney Kore'nin, yani bütün şeylerin para birimi vardı, ülkelerin ana para birimi CFT. vardı bu. Efendim? CFT. Yani Evet. şeyin özellikle IMF'in kullandığı ülkelere borç vermek amacıyla kullandığı bir para birimi. Dijital bir birim aslında. Yani böyle kamyonlarla beraber şey göndermiyorlar, para göndermiyorlar. Mesela diyelim ki bir dönem Türkiye'de borç alıyordu. Bu borcu şey olarak veriyorlar. Dijital olarak biz sana bu dolar karşılığında, mesela atıyorum 1 milyar dolar karşılığı şu kadar CFD verdik diyorlar Merkez Bankası'na. Bunu kullan. Yani hayali bir şey aslında. Şey değil yani. Gerçekte elle tutulur bir banknot değil. Anladım hocam. Yani ben onu düşünüyorum. Size de onu söyledim. Yani demek istediğim işte, ya mesela şunu söyleyeyim hocam. Siz bana yardımcı olun. Şimdi mesela dünya üzerinde şu an mesela atıyorum, ben bir farklı bir ülkenin para birimini nereden elde edebiliyorum?
bankalar üzerinden değil mi? Evet. Yani farklı bir para birimine dön ya da dövizciler üzerinden. Bu terör ağında bunu direkt mesela sen kendi para birimine atıp istediğin ülkenin istediğin para birimine çevirebiliyorsun. Terör Doğru. ağında bir o var ve istediğin ülkedeki işte istediğin şirketlerin hisselerini alıp satabiliyorsun. Arada da aracı yok. Yani aslında buna Yani şöyle mesela şimdi hocam ben Amerika'dan Apple hissesi almak istiyorum. Bunu alabilmem için neler gerekiyor mesela? Bunu siz bana bilginiz var mı mesela hocam? nasıl yani anlamadım. Bir daha söyle. Mesela şu an ben Apple'a yatırım yapmak istiyorum. Evet. Türkiye'deyim, Türk vatandaşıyım. Amerika'daki bir şirkete yatırım yapmak istiyorum. Amerikan Apple borsası, DAX borsası olabilir. Efendime söyleyeyim. Başka borsalar var. Peki buna yani arada bir aracı kurum illaki var değil mi yani? Var Komisyon tabii. alan. Ha. Şimdi işte Terra'da bu yok. Yani yani arada aracı kurum yok. Aslında buna şirketler gözünden baktığınız zaman çok büyük bir olay. Adam Apple hissesini ya da ben örnek veriyorum bu arada Apple falan diye yani aklınıza ne gelirse. Adam Yani bunu sadece Amerika'da evet yani X bir firmanın. adam bunu şeye pazarlamayacak. Yani Amerikan halkına pazarlamayacak ki. Dünyaya pazarlayacak. Dünyaya istediği gibi satabilecek. Aslında bu Doğru. şirketler için çok olumlu bir şey. Yani sadece Amerikan halkından para kazanmayacak. Adam dünyadan para kazanacak. Aynen. Ondan sonra Ki şirket battıysa paralar gitti. ya hocam aslında o kadar konuşulması gereken konular var ki ama buradan olmuyor, telefondan olmuyor. Yani aslında konuşsak böyle 3 gün geçer yani üzerinden belge 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 konuşsak o kadar derin mevzular var da ben şimdi burada o konuları bu şekilde anlatınca konu başka yere gidiyor. Yani aşama aşama konuşmamız gerekiyor aslında bu konuları. Muhammed sen ne taraftaydın? Şimdi İstanbul'da mıydın? Neredeydin? Evet, İstanbul'dayım hocam. İstanbul'dayım. Bir gün inşallah nasip olur İstanbul'a bir ziyarete gelirsen beraberce otururuz. Sen de hazırlığını yaparsın böyle bir dosya şeklinde veya bilgisayarında neyse. Ondan sonra bunları böyle canlı canlı sohbet ederiz. Onu da kayda alırız. Ondan sonra böylece bizim gruptaki bütün arkadaşlar da faydalanmış olurlar. Tabii ki de hocam ben şey diyorum gruptaki arkadaşlara sadece ya şu an öyle bir yerden geçiyoruz ki tabii ki de ben bu şahsi düşüncem yani ben iyi niyet için söylüyorum. Yani inanan veya da güvenen olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Yani her türlü her şeye açık olsun arkadaşlar ve kendini ne şekilde koruyabilirim diye. Yani bugün bir Binance tamam kriptoda çok yüksek para hacmine sahip herkesin güvendiği bir borsa. Ama ve lakin başına bir işin gelmeyeceğinin garantisi yok. Adamlar o kadar gözünü karartmışlar ki yani her şey yapabilirler. Bu bugün olmaz. Yarın boğa sezonu işte ayıya geçer. Ayıya geçerken tak Binance'e bir şey olur. Kripto tak diye gene düşer. Ya benim demek istediğim şey sadece kendileri koru. Çünkü bulunç konusunda ya bu adamlar için aşırı değerli. Ben artık bunun kanaatine geldim yani kesinlikle değerli. Ya bu 2 tane borsaya saldırı olup da sadece coinlerin ya benim arkadaşım hocam lunch tutuyordu Binance hesabında. 7500 abi bak rakam da vereceğim. 7500 lira lunch aldı. Ya lunchlarını çaldılar adamın. Ya 7500 lira para değil yani. Değil Ya yani şu an günümüzde para değil de yani o kadarcık lunch yani neden bu çalmak için uğraşılıyor? Yani anlam veremiyorum da yani bu lunch gerçekten çok değerli bir varlık olduğunu ben düşünüyorum. Bunun bir de şey de var şu sıralarda Terra ağında Lung transferini neredeyse yapamıyorsun. Neredeyse diyorum. Neden? İşte 50 bin altı rakamlarda yani işte 48 bin, 49 bin, 10 bin, 20 binlik partiler halinde transfer yapabiliyorsun cüzdandan cüzdana. Yani diyelim ki senin Trust Wallet'ta veya ne bileyim işte Gate.io'da falan bir cüzdanın var. Cüzdanın var. Ben orada oluşturduğum bir cüzdan. Sonuçta Trust Wallet'taki cüzdanı da kalkıp başka bir yerde açabiliyorsun aslında. Mesela Uniswap'ta da açabilirsin, Pancake'te de açabilirsin. Hatta Metamask'ta da açabilirsin şeklinde. Cüzdanındaki parayı ama ben aktarayım dersen bugünlerde aktaramıyorsun. İşte ayın 11'i civarında şey varmış, bir güncelleme yapacaklarmış. Güncellemeden sonra açılacakmış. Ama ağda sıkıntı var diyorum. Konu Trust Wallet değil. Şimdi herkes Trust Wallet'ta sıkıntı olduğunu zannediyor. Değil. Hocam Ağda bir ben sıkıntı var. özür dilerim. Ben var ya hocam benim bu şahsi fikrim kesinlikle hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tamamen yalan Evet. üzerine kurulmuş
Yani insanları aslında şu an bezdirmeye ve bıktırmaya dayalı bir şey. Bu arada yani bu süreci de uzatabilirler. Yani biz ya, psikolojik olarak da buna hazır olmamız lazım. Ben 4 yıldan beri zaten psikolojik olarak buna kendimi hazırlamıştım. Bunun olacağını zaten biliyordum. Ama arkadaşlar hani şöyle hesap yaparlarsa kendilerini gerçekten psikolojik olarak rahatlatacaklar. Yani bugün ya çok düşük miktarda da bir yatırım yapsan hani bulunca yarın geleceğe değerde emin olun o beklediği mesela ben şu an bir yerde çalışıyorum. 5 yıl birikimimi hesaplasam gelir gider. Yani bir 5 yılda 2 milyon kazanamıyorum hocam. Yani ben rakamları bilerek söylüyorum ki ya insanlar yanlış anlamasın. Ama Doğru. bunun gelebileceği rakamları yani geldiği noktada hayal ederse o rakamı düşünürse zaten geçmişinde bütün her şeyini o zaman karşılamış olacak yani. Ya sadece bekleyeceğiz burada. Ve şu beklemekle bir de kendimizi güvenceye almamız lazım. Nasıl güvenceye almamız lazım? Yani tamam borsalarda evet tutuyoruz ama bunu yarın bir sıkıntı olmayacağının anlamı yok. Yani çünkü bu değerli varlıkları insanların elinden alabilmek ya FTX borsası vardı FTX. Hocam neler çevirdiler mahkemede yok bilmem. Onun bir cüzdanında mı alnında mı lunç kaldı. Adamları neler suçları üzerine attılar bilmem ne oldu. Bir ton olay oldu. Ya adamlar kendi arkadaşlarını şey satıyorlar yani kendi değerli şeyleri için. Tabii şu an belki bize ufak şey için bakıyorlar ama yarın bu aşırı şekilde değerlendiğinde bizim kasada değerleneceği için her yerden saldıracaklarını düşünüyorum. Ben yani bizi boş bırakacaklarını düşünmüyorum bu kadar insanı. Şimdi O yüzden zaten bak zaten bizim grubu kapalı tutmamızın herkesi yani kapıdan gelen herkese almamamızın ana sebeplerinden birisi bu. Sen de mesela gruba katılırken bazı şeyler söylemiştim. Bunlar sana uygun mu dedim. Neden söyledim onları? Eğer evet bana uygun şeyin belli hani şeklin belli, şemalin belli, her şeyin belli. Ben temiz bir şekilde katılıyorum deyip de en ufacık bir hata yaptığında kusura bakma diyebilen bir grup bu. Niye? Çünkü daha önce de benzer şeyler yaşadım. Şimdi hikaye şu. Doğru bir grup. Bugün 60-70 kişiyiz, 80 kişiyiz her neyse. Hatta bir dönem biz 200 küsurlara çıktık. Baya bir temizlik yapa yapa 50-60'lara düştük. Şimdi bir 5-10 arkadaş daha katıldı seninle beraber. Birkaç kişi daha katıldı. Günlük olarak şakası söylüyorum herhalde 25-30 kişi katılmak istiyor. hocam bir Basit de şeyler istiyoruz. Zor şeyler de istemiyoruz. Fakat bunlardan bir imtina ettiğini hissettiği saniyede kesiyorum konuşmayı. Neden? Eğer doğru insanları toplayabilirsek inşallah bundan sonra da yine bir çıkış olmaz. Öyle söyleyeyim. Yani hedef insan çıkarmak değil ama mecbur kaldığımızda çıkarıyoruz. Doğru insanlarla biz iyi rakamlara ulaştığımız zaman işte 80 dolar, 1000 dolar gibi rakamlara ulaştığımız zaman zaten dumptan çıkacağız. Hocam Dump bir de bizim hayatımız değil. ben size de şunu Ama söylemek istiyorum. çıkmak şunu çözmüyor. Ciddi bir rakama ulaşmışsınız. Deli bir rakama ulaşmışsınız. Yani 1 milyon adetle 80 milyon dolarlık bunun Türk parası karşılığı da neyse artık bu kadar ciddi bir rakama ulaşmışsınız. Birileri bundan faydalanmak isteyecektir. Tabii tabii Hani hocam. kolay Ben bir para. de bu anla yarım yani tam böyle net bir şekilde arkadaşlar beni anlamamıştır. Ben onu düşünüyorum ama bunu anlatmak için ben onlara bu Covid örneğini verdim. Onunla alakalı bir video göndereceğim gruba. O videoyu sonuna kadar izlemelerini istiyorum. Ezoterik olarak ne manaya? Mesela bunlarda 10 sayısı aşırı bir şekilde önemli. Nedense 10 yıl önce kurdukları planlar 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Ben bunu anlamaları için arkadaşlarım bir video göndereceğim. Bu da şey videosu değil yani. The Bros kanalı diye bir kanal söylemiştim. 4,7 milyon takipçisi var. O kanal aslında herkes izliyor bunları ama insanlar fark edemiyor. Bir de ben YouTube'da siz video attığınızda altına saçma sapan yorum yapanları görüyorum. Bu insanlar şey, üzülüyorum Allah razı aslında. olsun. Üzülüyorum, şöyle üzülüyorum. İnsanları medya bu arada medyaya hocam arkadaşlar medyaya eğer hani bugün Twitter'ı Elon Musk satın aldı ama bütün olay Twitter'dan dönmeye başladı. Medya bunların elinde. Ben bir tane daha video atayım 1 dakikalık. O videoyu da bir arkadaşlar izlesinler ki aslında bizim kimlerle boğuştuğumuzu görmelerini sadece istiyorum. Ya bunu istememin sebebi de biz kazanalım hocam. Hep yabancılar kazanıyor. Hep yabancı da hep
Türk halkı ezilmesini ben kabul etmiyorum da istemiyorum da. İnşallah hepimiz iyi oluruz, iyi yerlere geliriz de başka insanlara da böyle bir yardımımız, bir şeyimiz dokunur belki. O düşünceyle o düşüncedeyim yani. Ama Zaten bunları tanımadan da bir şey elde edemeyeceğiz. Yani düşmanını tanıman lazım ki onunla baş edebilesin. Yani onu tanımadan onunla nasıl baş edebileceğiz ki? Yani ben bu düşünceyle hep hareket ediyordum. Başarıya ulaşacağımı da düşünüyorum. Özür dilerim İnşallah. hocam, sözünüzü de kesiyorum ama yani Yok yok, sen devam et. bunu da hep şöyle yapıyordum hocam. Mesela ben bir yıl öncesinden hep notlar almışımdır. Mesela defterlere, işte telefonun not defterine falan. İşte şu tarihte şunun olma ihtimali var. Bu tabii gelecekten bilgi sahibi olmak demek değil. Sadece onu Allah'tan başka tabii ki de kimse bilemez de. Ben bunu mesela arkadaşlarımla da anlatamıyorum. Ya birileri bir plan kuruyor. Şimdi geleceği kimse bilemez. Ama bir güç var. Güç derken yani para gücüyle elde edilmiş, işte silah gücüyle elde edilmiş bir güç birilerini kontrol ediyor. Bu güç bir plan kuruyor. Bu plan nezdinde de gün vakti zati zamanı geldiğinde harekete geçiyor. Yani bunu bilmek demek geleceği bilmek demek değil. Ha bu planı da bu adamlar başarılı olacak diye de bir kaide yok. Ama velakin Kesinlikle. ha bu sadece olma ihtimaline karşılık biz sadece hazırlıklı. Yani olmak için bilgi sahibi hani bu olaya karşı da bilgi sahibi oluyoruz. Yani bunların kurduğu pislik düzene karşı bilgi sahibi olursak bunların kurduğu tuzaklardan da kurtuluruz. Yani öyle düşünüyorum. Ama İnşallah. bu kripto piyasasını finans haline dönüştürecekler. Ama dönüştürmeden önce de yani hatta bunu Doğu Kıvan da kendisi de söylemişti. Kripto piyasasından %90 %90-95 küsür coin'i silecekler, yok edecekler. Yani kalanlar kalacak. Ama ne Tabii zaman? zaten silinmesi lazım. Yani bugün kullanılan Amerikan doları tam olarak kabul edilmeden az önce yaklaşık 600 tane dolar vardı Amerika'da. Her banker kendisi kendine ait doları basıyordu. Bunun karşılığı olarak da işte bir miktar değerli varlık tutuyordu. İşte altın gibi, ne bileyim, hani böyle değerli şeyler tutuyordu. Ne kadar şey varsa elinde, mesela kaç gram altın varsa o kadar dolar basıyordu. Ve bu dolarlar eyaletler arasında gidip gelmeye başlarken zorluklar çıkmaya başlandı. Kopyalamalar başlandı. Amerikan devleti de dedi ki, ya durun dedi, böyle bir şey yapmayalım. Bu 600 taneyi birden sildi attı. Karşılığında bir tane Amerikan doları çıkartaraktan karşılıklarını verdi. Olayı netleştirdi. Şimdi bu kripto varlıklarda işte şu an hemen hemen 30 bine yakın civarında, doğal olaraktan hepsi bir anda silinecek ve 3-5 tane, 35 tane, her neyse 50-100 tane bir şey kalacak. Nasıl şu an 196 Hocam, ülkenin de kullandığı para birimleri var, bunun gibi. ben bu konu üzerinde ısrarla durmamın sebebi de aslında o silinecek kısmı, işte kaos ortamı istedikleri. Aslında bu insanlar öyle bir insanlar ki hocam, yani insanların, ya insan değil bunlar ya, bunlar gerçekten insan değil. Neden söylüyorum? Çünkü bunlar bizi insan yerine koymuyorlar. Yani bunlar bizim acı çekmemizden zevk alan insanlar, yaratıklar yani. Bunlar böyle bir şey. O kaos ortamının oluştuğunda, işte sizin dediğiniz, az önce bahsettiğiniz o %90 silinecek dediniz ya hocam. O zamanlar artık bu yaptıkları savaşlarla realde de, yani dünyada işte savaşlar çıkartıp aynı zamanda bütün borsa, banka, piyasa, her yeri kan gölüne çevirecekler. Kan gölü derken herkese bir zarar, yani ekonomik olarak işte gıda konusunda özellikle beklenilen aşırı şekilde bu şey var. Kıtlık bekleniyor. Hatta bunun da ispatı, bilgisi çok iyi araştırırlarsa anlarlar zaten, her yerden arsalar satın alıp duruyor. Milletin tarlasına geliyor. İşte adam ucuza satacağını adama para verip, bunun altçıları, ben direkt bilgisi yapıyor demiyorum ama bunun görevlendirdiği görevli kurumlar, şahıslar, bir şeyler var. Milletin elinden o malı alıyor, götürüp saçtırtıyor. Böyle mevzular oluyor. İşte bunları şimdi ispatlamak lazım ama konuşuyoruz ama ispatlamak lazım. Nasıl ispatlayacağım? Belge gerekiyor, şey gerekiyor. Onları da inşallah bulurum. Ben de yani elimde bir ton şey var da. Ya demek istediğim, o güne insanlar hazırlıklı olsun. Yani bir şeyleri kazanmak için bekliyoruz, sabrediyoruz. Sonunda şu olmasın yani. Karşımızdaki kişiler bize kahkaha atmasınlar yani. Biz onlara kahkaha atalım.
Anladınız mı hocam demek istediğimi? Zaten inşallah nasip olursa hani kurmaya çalıştığımız bir vakfımız var. Olacak yani daha var demeyelim. O vakıf yerine oturduğunda birçok konu çözülmüş olacak. Hem kişisel güvence, hem geleceğimizin güvencesi, bizim değil, çoluğumuzun, çocuğumuzun, hatta soyumuzun diyorum. Bu nedir? Binlerce yıllık bir soyun var senin. O soyun geleceğine dair belki küçücük bir katkı olacaktır devlet nezdinde. Ama inşallah iyi bir eğitim vakfı, üretim vakfı oluşacak. Eğitim ve üretimi eğer sağlayabiliyorsak kaliteli insanlar, kaliteli geleceğe dönük ve devletin de milletin de işine yarayacak olan ürünlerin çıkarılabileceği ihtiyaçları, yani nedir? Sağlık ihtiyaçları nedir? Özellikle savunma için kullanılacak olan, ben elektronik demiyorum, hani top tüfek demiyorum, diğer malzemeler de var. Bunların yapılacağı, ondan sonra eğitimin sağlanması lazım. En önemlisi, bunların sağlanacağı bir vakfı oluşturduğumuz zaman bir, elimizdekileri zaten nasıl koruyacağımızı biliriz. İki, geleceğimizi yönlendirmiş oluruz. O yönlendiren kişilerden birileri biz oluruz. Üçüncüsü de kafamız rahat olur. Daha güçlü, daha huzurlu, daha mutlu oluruz. Ya Evet. zaten amaç da bu değil miydi? Evet hocam ben biraz hazırlıksızdım. Bir dahakine inşallah ya bir dahakine ya bir ben şimdi aynı ya eğitim falan alıyorum hocam sürekli de yani hafta sonları yani 2 haftadır eğitimdeydim. Önümüzdeki hafta bir daha eğitime gideceğim. Bir Sen ne iş hazırlık yapıyorsun yapıyorum. bu arada? Ben Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışıyorum da aynı zamanda da sürekli sertifika topluyorum. Yani Oo, eyvallah. şu an bir dalgıçlık eğitimim vardı işte onu tamamladım. Önümüzdeki hafta bir daha gitmem gerekiyor. Ben müsait olduğumda belge birikim yapacağım böyle hocam. Ama o grup içinde kalırsa daha iyi olur. O zaman Tabii ki. geleceğim böyle grup içinde bir konuşalım. Ben zaten belge hani şu şöyleydi bak bu ispatı bunu buradan araştırdım gibisinden. Bir hazırlık yapacağım. O gelip arkadaşlarla paylaşacağım. Ha burada da bir de şey yani böyle kendi aramızda birbirimize yardımcı konusunda şöyle kendimizi koruma açısından nasıl koruyor? Mesela ben yaklaşık bir aydan beri bu balinaların kendi mal varlıklarını büyük şirketlerin nerede tuttuğu, hangi mesela soğuk cüzdan var? Atıyorum 20 tane soğuk cüzdan var. Hangisi güvenli de hangisinde tutuyor? Yani adamlar artık onları falan sorgulamaya başladım yani hocam. O kadar şey oldu. Araştırıyorum. Yani böyle araştırma konusunda da hep böyle birbirimize destek olursak daha iyi yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Tabii. İnşallah olacaktı. Efendim hocam? Şöyle yapalım. İnşallah diyorum olacak. O yayını bir şekilde yaparız. Ya çünkü Bu hocam yayın bunların özür sohbeti ama YouTube'da yayınlamayız. tabii tabii hocam. Ya yayınlamasak daha iyi olur. Ben zamanında bu Covid ile alakalı olsun, şeyle alakalı olsun çok şey paylaştım YouTube'dan falan. Ya Instagram'dan, sosyal medyadan tehditler aldım. Yani Sıkıntı. ben aşı olmadım. Bakın ben şöyle anlatayım size. Ben bu anlattığım konularla alakalı ben kendi evde ailemi bile inandıramadım bu mevzuların böyle olduğuna. Sosyal medyanın öyle bir etkisi var ki insanlarda. Yani Çok. öyle bir kullanıyorlar ki hocam bu adamların özel olarak psikologları var. Yani insanların psikolojik şeylerini araştırıp bunlara rapor veriyorlar. İşte insan mesela şurada bir hale mesela şu an dünyayı bir ekonomik bir şeye soktular değil mi? Bu halde insanların nasıl bir halde olduğunun raporlarını veriyor. Yani adamlar öyle bir sistem kurmuş ki ya akıl sır ermez yani. İnsanın psikolojisi bozulur bunların sistemini anlamaya çalıştığında. Ya ben bir ara gerçekten psikolojim bozulacaktı. Ya dedim bunlar dedim insan olamaz dedim ya. İnsanlığa bu kadar düşman olan bir topluluk olamaz yani. Yani enteresan bir Ama şey çok bunda. yok, bak öyle deme. Sonuçta benim bir sözüm vardır. Ya Allah yaratırken şeytanı da yaratmış. Efendim fareyi de yaratmış. Hani akrebi de yaratmış, değil mi? Bunların her birisinin de faydası var. Eğer bu insanlar olmasaydı veya işte bu kişiler neyin nesi ise bir grup diyelim. Olmasaydı biz bugün bu sohbetleri yapıyor olmayacaktık. tabii o da doğru. Sürekli sakınılan göz budakta şey olurmuş, budağa takılırmış en son. Hani bir dalın Ya. budağına takılırmış. O hesaptan çok her şeyden sakınırsak tamamen
temiz bir ortamda yaşarsak, rafine bir ortamda, hijyen bir ortamda yaşarsak, en ufacık ama en ufacık bir çizikten büyük mikroplar kaparız. Ya Oysa hocam mikrobun şeyden içinde ya, yaşarsak kolay kolay hasta olmayız. biraz ben de biraz çok vicdanlı bir, yani vicdanlı bir insan olduğumu düşün. Ya üzülüyorum hocam, şey gibi düşünüyorum yani. Hani bir masum insan olur ya, hani çocuk, bebek olur böyle. Bir şeyden haberi olmaz. Ama hani sen aslında her şeyin bilincindesindir. İnsanların şu an çoğu o konumda yani. Ben demiyorum ben %100, belki ben bunların bilgilerinin %0,1'ine hakimim. Yani bu şu demek, hani ben her şeyi biliyorum anlamına gelmiyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ben de Ya bildiğim görebildiğimiz belki. kadarıyla. Evet hocam, yani ben o hani az buçuk bildiğimle bile bunu gördüm. Öyle düşündüğüm için üzülüyorum yani psikolojik olarak. Ya diyorum ki ya neden böyle yapılıyor? Neden böyle şeyler? Ama velakin kanun, düzen böyle kurulmuş. Geçmişte de aynı şeyler, gelecekte de aynı şeyler. Ya hep bu döngü devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek yani bu döngü. Biz de burada Evet. bilinçlenip işte ona göre hareket etmemiz lazım. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Elimizdeki araştırıp değerli varlıkları tutup ekonomik olarak kendimizi işte iyi bir konuma getirirsek, çevremizdekilere de bir yardımımız, bir şeyimiz dokunacağına ben inanıyorum. İnşallah bunu da beraber birlikte başarırız. İnşallah. İnşallah. Olacak. Ben ona Lunch'ta, inanıyorum. Olacak. Lunch'un da o şey konusunda yani o finans, yani o sisteme geçildiğinde, o kuantum sisteme geçildiğinde Lunch'un ne kadar değerli olduğu konusunda da ben belirli bilgileri toplayıp tekrardan gelip arkadaşlara işte anlatmaya çalışacağım yani. Zaten Lunk'un arzının bu kadar yükseltilmesinin muhakkak ki bir sebebi var. Hocam ben bir de size şunu da söyleyeyim. Coin Market Cap yalan söylüyor. Bakın Allah'a coin şükür. coin 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 Genko diye bir şey var. Doğru. Biliyorsunuz. Oraya girin de, CoinGecko. oraya girip bir arzına bakar mısınız? Lunch'un kaç görünüyor? Bakalım hep beraber şimdi ekranda da görmüş oluruz. Ondan sonra şuradaydı. Coin geç bu. İyice Tane daha karşımıza ne uygun vardı. geliyor? Evet. Burada. Ve portföyü de aç. Kapandı Bakalım. abi. Allah. Ondan sonra her anımızda açalım. Evet. Şimdi ekranımıza evet. Ekranda şu anda görünüyor. CoinGecko'da Terra Luna fiyatı belli. Ondan sonra grafiği var. Toplam arz 6 trilyon 775 milyar. Dolaşımdaki arz Sen 5 şundan trilyon 700 milyar. Dolaşımda şunları olduğu kafana söyleniyor. yaz Bak mı 5 lütfen? trilyonun dolaşımda olduğu söyleniyor. Yani 1 trilyon dolaşımda değil diyor CoinGecko. Ama 5 trilyon 710 milyonu trilyonu dolaşımda diyor. 5 trilyon 710 milyarı dolaşımdaymış. Öyle diyor Bir CoinGecko. dakika, bir dakika hocam. Ben bir hani nereden bakmıştım ya? O milyon, bir trilyon değil, milyar görünüyordu. Dur ben onu da atacağım size. Bir, farklı bir Tamam. yerden mi bakmıştım? Bir dakika. Artık o kadar yere girip çıkıyoruz ki. Değil mi? Bir dakika. Bunu anlayın. Borsa üzerinden mi görmüştüm? CoinGecko üzerinden. Borsa üzerinden mi görmüştüm? Ona bakıyorum şu anda. Şimdi Olabilir. çıkmayalım. Bir dakika. Ben gruba atayım olmazsa hocam onu ya. Arzı Ha, o kadar tabii ki. görünmüyor. O kadar görünmüyor. Ya milyardı ya milyondu. Ben atacağım onu da gruba. Büyük ihtimalle milyardı. Onu da gruba atacağım. Sohbetten sonra atacağım gruba. Milyarlar bazında olabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim yaklaşık olarak 100 küsur milyarı benim yakın çevremde.
Bir dakika hocam. Ben şu an hala onu arıyorum da. Hayır, bu kayboldu. Ben ne diyeyim? Ben sohbet bittikten sonra 15-20 dakika içinde gruba atacağım o size söylemiş olduğum şeyi, olur mu hocam? Tamam. Şimdi vakit kaybetmeyeyim. Yani daha doğrusu vaktinizi almayayım. Yok, vakit almak değil. Sonuçta böyle yavaş yavaş. Ya. Hem sen de şöyle bir sohbet moduna alışmaya başlıyorsun. Senin de ilk canlı yayın sohbetin galiba, anladığım kadarıyla. Evet. Ben daha önce konuşmadım da. Onun bir heyecanı var. Ondan sonra bir de hazırlık konusunun aslında önemli olduğunu fark etmeye başladın. Bunlar güzel şeyler. Demek ki bir dahaki sohbetimiz daha da hoş olacak diye düşünüyorum. Bak, katlaya katlaya gidiyoruz. Ya hocam, benim demek istediğim şey, çok Coin Market Cap'e inanmasın arkadaşlar. Çok yalan yanlış. Mesela Coin Genko ile Coin Market Cap arasında çok parametre farklılıklar var. Bazı şeyleri güncellemiyorlar. O güncellemiyor. Arz konusunda da orada farklı, burada farklı görünüyor. Borsalarda daha da farklı görünüyor. Mesela ben yanlış hatırlamıyorsam Tapbit borsasıydı herhalde. O zaman ya Coin Genko'ydu ya işte orada değilse büyük ihtimalle Tapbit borsası mıydı? Bir borsada Lunge'un arzının o kadar olmadığını ben görmüştüm yani. Trilyonlar, milyonlar, onlar hep gözükmüyordu bile yani. Ya milyardı ya milyondu. Onu da atacağım ben. Şimdi girip çıktığım yerleri tekrardan bakıp gruba atacağım. Yani şey gibi görünmeyelim. Açık kapatayım. Ya öyle 6 trilyon falan arz olduğu da inanmıyorum yani hocam. Onlar da yalan dolan. Ya tamamen bir oyun var yani Lunge'da. Var. Hem de ciddi bir oyun var. Çok ciddi. Yani ya bunun ismi önceden Luna'ydı. Ondan sonra bunu Lunge yaptılar. Grafiklerini kopyalayıp Luna'yı Lunge yaptılar, asıl Luna'yı. Sonra farklı bir Luna çıkardılar. Onun grafiğini aldılar, ona koydular. Onun grafiğini aldılar, buna koydular. Ondan sonra yeni gelen insanlar sanki o 120 dolardan düşmüş gibi, yani yeni çıkan Luna'nın grafiğinden bahsediyorum. Geçen sene çıkan, yani geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mıydı? O çıkan Luna'dan bahsediyorum. Yeni gelen insanlar zannediyor ki o düştü. Bir aralar herkes ona yatırım yapmaya başlamıştı. Ya insanların aklını bulandırdılar bu Lunge konusunda. Herkes şey yaptı yani. Milletin... Hem de çok, değil mi? Evet. Evet, yani bunlar bilerek yapılıyor. Yani iyice çamur yaptılar yani. Şeye, buladılar suyu. Bulanıklaştırdılar. Artık sonunda... Onların bir oyunu varsa elbet ki yukarının daha büyük oyunları vardır. Oyunla oyun oynuyordur yani hatta o da. Öyle diyeyim. Hepsinde kazdığı kuyuya kendilerinin düşmesi söz konusu olacak bir gün. İnşallah biz bunu başarırız da. Ben de mutlu olurum yani. Ya başaracağız. Ama işte dediğim gibi o güvenlik açısından hepimizin bir korunması lazım. Öncelik ben yani güvenlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adamlara ya Binance adam CEO'sunu indirdiler ya. Yani hocam bilmiyorum. Yani güvenli bir borsa ama yine de her ihtimale karşı, olacaklara karşı, her şeye karşı kendimizi korumamız lazım ki ezoterik olarak da bunların Binance'e bir saldırı düzenleyeceğinin şeyleri konuşuluyor. O takip ettiğim kişiler bunları konuşuyordu yani. Ben onların belge şeylerini atacağım da. Aynen. Şimdi zaten Binance'ın ki bugün dünyanın en büyük kapitalinin döndüğü yer o borsanın. Evet. CEO'yu kesinlikle hiçbir hüküm falan bir şey veremezsin diye karar alıyorlar. Kendi kurduğu şirkette. Oğlum şirket benim. Nasıl ben karar alamıyorum? Ne demek istiyorsunuz? Demiyor. Bu arada bir de Dogecoin'un da hapiste olduğu haberlerine de inanmıyorum. Daha 2 gün önce bir hafta mı önce? Yani şok olmadı ya, 5-6 gün falan oldu. Belki de o kadar da olmadı. Tam net tarih aklımda değil. Bitcoin hareketleri oldu biliyorsunuz. Dogecoin'un elinde 100 bin BTC bir şey vardı. Bitcoin vardı bu. Luna battığında bir transferler gerçekleştirdi cüzdandan cüzdana. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. O Bitcoin, yani Dogecoin'un cüzdanından BTC çıkışları falan oldu. Birkaç gün önce. Duyan eden var mı bilmiyorum ama adam hapisteyken bunlarla uğraşıyor. Yani enteresan. Yani zaten
Bak şimdi o da ayrı bir konu. Dogon bir Türk unsuru olan ülkede barınıyor şu anda. Korunuyor veyahut da nasıl dersen. Mahkemesi, bu ülkenin mahkemesi iade kararı alıyor. İade kararı bozuluyor, bir daha iade kararı oluyor. Bu defa da Adalet Bakanı diyor ki dur bakalım diyor, bu karar diyor yasal mı acaba diyor. Allah Allah, yasal mı diye onu sorgulamaya çalışıyor. Yani Dogon'u orada tutmaya çalışıyor adam. Kurmaya çalışıyor. Peki bu adam kim? Bizim Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okumuş olan bir insan. Bu adam başka bir ne özelliği var? Adalet Bakanı diyoruz değil mi? Hukukçu diyoruz değil mi? Evet. Bu adamın bir özelliği Dogon olayları olmadan, yani Dunk olayları olmadan önce Karadağ gibi küçücük bir ülkede kripto varlıklar komisyonu genel sekreteri olarak çalışmış olan bir insan. Bak bu bölümleri genel olarak bizim Dunk yatırımcılarının neredeyse hiçbirisi okumuyor. Ya bu Hocam gizli saklı Binance'in bilgi de değil. CEO'su, eski CEO'su bu Jumping Zhao var ya. Bununla çocukluk Evet. fotoğraflarını görmüştüm. Ben de onlar da vardı da eğer Yani. duruyorsa onları da atacağım size. Evet. Bak yani neler neler çıkıyor. Yani aslında ağ çok daha önce kurulmuş olan bir şey. Fakat 1970'li yıllar mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam ya 1990 ya da 1973 o civarlarda ilk temeli atılmaya başlamış diye okumuştum bu kripto olaylarını. kripto varlıklar demeyelim, kriptoloji Ha kriptoloji evet. Amerikan donanmasında kullanılıyor. 70'li yıllarda kullanılıyor. Zaten var olan bir şeydi. İletişim amaçlı kullanılıyor. Donanmada iletişim amacıyla kullanılıyor. Ve kripto varlıklar ise donanmada teyit amaçlı kullanılan bir şey. Bugün Ripple'ın kullanıldığı gibi aslında. Mesela Ripple bankacılık sisteminde teyit amaçlı kullanılan bir para birimi. Teyit, hani bizim damga pulu vardı. Sizler bilir misiniz? Bilmiyorum. Yaş tutuyor mu, tutmuyor mu? Eskiden taahhütnamelere, senetlere, Biliyorum biliyorum hocam. borç senetlerine damga pulu basılırdı üzerine. Eğer damga pulun yoksa o senet geçersizdi mesela. İşte aynı damga pulu gibi bir ederi olan, fiyatı da 3 aşağı 5 yukarı sabit olan ve kanunlarla netleşmiş olan bir varlık, kripto varlıklar. Bunlar donanmada kullanılıyordu. Sonradan da işte merkeziyetsizlik düşüncesiyle artık Nakatomi mu, Satoshi mi, neyin nesi, vatandaşın bir tanesi diyor. Bitcoin çıkardım ben diyor. Sen kimsin diyor. Söylemem diyor. Ben gizliyim diyor. Sadece geliştirilmiş olan bir kriptoloji Hocam aslında ürünü. bunun kendini gizlemesinin sebebinin de yani araştırmacılar bunu söylüyor. Aslında gizli biri değil de bilindik biri aslında da yani sadece kendini gizlemesi şey işte bu bankacılık sistemine karşılık bir çıkmış bir şey ya hani bitirmek için çıkmış bir şey bankacılık Doğru. sistemini. Ya, ölüm tehdidinden falan filan mevzu onlarla alakalı bir şeyden dolayı kendini gizliyor büyük ihtimalle ki ta o zamandan amaç belli zaten. Artık o günümüze doğru yani süre 2030 zaten bunların şey hedefi koydukları hedef 2030. Yani o süreye Bitmesi. yaklaş evet. Artık 2030 yılında mı başladılar? Daha erken mi başladılar bilmiyorum. Büyük ihtimalle az önce bahsettiğimiz bu büyük kaos ortamı zaten hesaplamalara da geldiğiniz zaman yani mesela şimdi Bitcoin yaralanması 2020 bu yılın Nisan ayında gerçekleşmişti. Bir Doğru. sonraki 2028 yılında gerçekleşecek, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. 2028, 29 büyük ihtimalle Big Reset 2030 yılında tekabül ediyor hocam. Zaten yükselişlerde 6 ay civarı bir şey sürüyor. Eğer hani tekrardan bu döngüyü bir sefer daha devam ettireceklerse atıyorum hani bir şey olmayacak. Sadece işte düşüş çıkış bir kaos ortamı oluşmayacaksa 2030 yılına tekabül ediyor yani. İşte o zaman artık belki bizim bu bahsettiğimiz Binance olayının olması belki o zaman olur, belki erken olur ama net bir şey söyleyemiyorum. Ama bunlar kesinlikle bunları yapacaklar. Yani bu piyasadan
altcoin'lerin artık o sisteme geçtiğinde %90'ını silecekler. Zaten o sisteme geçtiğinde insanlar artık bu Lunch'un kıymetini, işte bizim bugün konuştuğumuz şeylerin kıymetini anlayacaklar diye düşünüyorum ben. İşte mesele tren kalktıktan sonra değil de tren kalkmadan önce, hatta tren gelmeden önce, perona girmeden önce bileti alıp beklememiz lazım. O saati bekleyeceğiz. Ya. Hangi saat? İşte bilette saat yazmıyor. Bütün mesele o. Hocam ama aslında trenin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlandı yani. Hocam aslında adamlar gerçekten var ya, ya bak yaptıkları aslında insanlara da şans veriyor. Bak şimdi 1000 liranın falan yani çok fazla bir değeri yok değil mi yani hocam? Yani. Bugün bahsettiğimiz coin gelecekte yani çok aşırı değerli bizim gördüğümüz yani bir coin şu an o kadar değersiz ki yani 1000 liraya bile biner yani kaç bin tane 500 bini geçkin alabiliyorsun. Yani bunu aslında 4 yıl gibi yani ben sallıyorum belki daha erken olur belki daha geç bilemiyorum ama yani 4 yıl değil 5 yılda beklesen 6 yılda beklesen bu zaten oraya geldiği zaman senin geçmişi boş ver bütün geleceğini kurtaracak. Belki de yani sizin de söylediğiniz gibi işte o çocuklarınıza çocuklarınızın onun çocuklarına belki hepinizi kurtaracak. Yani çok büyük bir şey olacak da insanlar bunu aslında şu an göremiyorlar. Vallahi sistem... benim söylediğim bir şey var. Diyorum ki herkes nasibini yer. Büyük bir sofra kuruldu. Bir davet verildi. Bir şenlik var. Herkes de çağrıldı. Bütün ülkedeki herkes, dünyadaki herkes çağrıldı. Ondan sonra nasibinde varsa geliyorsun. Nasibinde varsa oturursun. Nasibinde varsa eline kaşığı alırsın. Ama nasibinde yoksa çok acil bir şey olur. Daha bir lokma yemeden kalkar gidersin. Evet, evet hocam. Bazen mezara gidersin, bazen hastaneye gidersin, bazen işte adli bir durum vardır oraya gidersin gibi 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 bir sürü sebepler doğar. Onların hepsi hikayedir. Nasip meselesi. Nasibinde varsa o şenlik sofrasından, ziyafet sofrasından yersin. Hatta ve hatta nasibinde varsa öyle bir şey olur ki o şenlik sofrasından sen o sofraya gitmesen bile ayağına gelir bir tabak ondan, bir tabak bundan, bir tabak şundan diye bir tepsi yapıp getirirler. Bütün her şey nasip meselesi. Biz tebliğ etmekle görevliyiz. Kendi kendimize verdik bu görevi. Yani kimsenin verdiği bir şey değil. Şu an senin yaptığın gibi. Biz insanlara gördüğümüzü, iyi diye düşündüğümüz şeyi paylaşmakla kendi kendimizi görev addettik. Ama istediğin kadar seslen, istediğin kadar anlatmaya çalış. Ki ucunda nasip varsa eğer eyvallah herkes faydalanır. Ya nasip hocam nasibi olanlar. Evet dediğiniz doğru. Ya psikolojik ya insan mesela bizim iş yerinde abiler var böyle konuşuyoruz tamam mı? Adam mesela bana Pepe'den bahsediyor. Ben artık isim veriyorum hocam. Evet. Adam bana ya diyorum ki abi diyorum bana bu Pepe'nin ne iş yaptığını anlatır mısın? Ya ne iş yapıyor bu? Hani bana bir şeyden bahsediyor. Neye yarıyor bu? Ha neye yarıyor yani? Bana gelecekte ne sunuyor? Ya hiçbir şey ya meme coin ne manası var? Ne alakası? Ya trilyonlarca arzı Shiba'nın da trilyonlarca arzı vardı. Ama millet 2021 yılında neler yaşadı Shiba ile alakalı. Ama bunların hocam insanları böyle saçma sapan yani hiçbir projesi olmayan özür diliyorum. Yani bir vasıfsız bir şey yani olarak görünür ya. Yani o piyasada vasıfsız olan bir şeyi böyle değerini artıra oraya çekiyorlar insanları. Yani aslında insanlar şey olarak bakmıyor buna. Yatırım amaçlı bakmıyor. Para kazanma niyetiyle girdikleri için. Yani diyor ki ben diyor oraya şu kadar atayım şu kadar olsun çıkayım. Ya diyorum ki abi diyorum bak tamam sen para kazanabilirsin buradan. Senin amacın para kazanmak mı yoksa hayatını kurtarmak mı? Para kazanmaksa kazan. İşte git tepemi alıyorsun. Ne alıyorsan al kazan. Ama ve lakin yani sen işte 3 sene 5 sene sabrederim ben beklerim. Bekledikten sonra da ben hayatımı kurtarayım. Yani ama bu böyle oturduğun yerden olmuyor. Yani bir şeyler araştırıyorsun, bilgi sahibi ediniyorsun. Kimler var arkasında vesaire. Bir sürü bir şey araştırma, emek sarf ediyorsun yani. Senin yaptığını herkes yapıyor. Yani işte Pepe yükseliyormuş. Bunu atayım oraya bilmem ne kadar para.
2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra şu kadar çekeyim. Bunu herkes yapıyor. Sen herkesin yapamadığı şeyi yapman lazım ki hayatını kurtarabilesin. Yani ben yanlış mı Ya. düşünüyorum bilmiyorum. Ya çok güzel. Bak şu an ekrana ben Pepe'yi aldım mesela. Pepe kategori olarak ne kategorisinde gözüküyor? Mizah kategorisinde. Yani Ya amacı anladım. gülmek. Yani şimdi Şimdi. yarın aslında Pepe de bunlar için yani nasıl anlatayım size? Pepe de yani bu coin'ler aslında seçilmiş coin'ler. Yani bu Doge olsun, Tabii Shiba ki. olsun, Pepe olsun. Bunların da aslında bir bu ezoterik olarak bir şifreli şeyleri var, mesajları var. Yani bunlar şans eseri çıkıp da patlamıyorlar aslında. Bunların da bir şey var ama insanları böyle saçma sapan vasfı olmayan projelere çekip de orada işte 3 lira 5 lira kazandırıp hadi sen bunu al tamam sana bu kadar yeter demeye getiriyorlar. Halbuki kripto piyasasında şu an ya resmen yani bedava ya almayanı dövüyorlar diyorlar ya hocam yani. Yani Almayı dövecekler. Şimdi onun değil. gibi Daha sonra. işte aslında bu Madonna'nın dediği şeyi de destekliyor diyor ya hocam. Salaklar gelecek. Bak kadının söylediğini söylüyorum ben. Kimse üzerine alınmasın. Ha, Yanlış anlamasın beni. evet. Onlar geleceğe gelemeyecekten kast aslında doğruyu söylüyor yani. Böyle bu açıdan baktığım zaman kadın doğruyu söylüyor. Evet gerçekten onlar geleceğe gelemeyecekler. Ya mesela benim arkadaş çevrem var. Çoğu mesela hiç bir de dede diye bir olay çıkmış. Herkes gidiyor, para atıyor. İşte dede X at bilmem ne. Ya çocuğa yani 70 bin lira parasını kaybetmiş. Ya diyorum ki bunlarla niye uğraşıyorsun? Yani insanları artık para kazanma ümidiyle öyle yerlere çekiyorlar ki yani. Bazı önünde görmek istediği şeyleri de göremiyor yani adam. Şimdi ben diğer kanal yorumcularıyla veya ne bileyim hani analist yorumcu arkadaşlarla elimden geldiğince çok fazla onları burada anmamaya gayret ediyorum. Neden? O senin bahsetmiş olduğun kişi de bir dönem bayağı bir kendi kendine bana saldırmaya çalıştı. Allah affetsin diyorum sadece. Başka bir şey demiyorum. Yani bizim yayınları çünkü bunlar dinliyorlar. Bir de ondan sonra kendi kendilerine bizim yayınları yorumluyorlar. Biz bak bu grupta hiç kimsenin yorumunu yapmayız. Falan arkadaş bir metot bulmuştur. Kendi kendine onu anlatmaya çalışıyordur. Saygı duyuyorum. Filan arkadaş teknik analiz ile insanlara ne bileyim hani şey yapmaya çalışıyordur. Önlerini açmaya çalışıyordur. Kazanmalarını için gayret ediyordur. Saygı duyuyorum. O yüzden elimden geldiğince ismini anmamaya gayret ediyorum. Çünkü deli gibi saldırıyorlar. Yani üzülüyorum. Niye Ya böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? hocam. Hani bunlar kelle topluyor diyorum. Biz kelle toplamıyoruz. Yayınları da olabildiğince az yapıyorum farkındaysanız. Hocam evet ben zaten sizin grup özür diliyorum. Sizin grubun gerçekten bilgiye dayalı ve geleceğe yönelik araştırmalar yaptığını yani anlık kazan mantığıyla değil de yani gerçekten hani bir amaç var ortada yani ben onu fark ettiğim için bu gruba çok girmek istiyordum yani. Bir de herkesin böyle o Eyvallah. kadar hani herkesin saygı şey olayı var. Yani birbirine çok saygılı bir grup. Mesela ben burada bir şeyler anlatıyorum kalkıp da birisi şey demiyor yani. Ya bu ne anlatıyor falan. Yani demiyor dinliyor insanlar. Ya hocam ama bunlar şaka gibi geliyor bu şu an. Şaka gibi geliyor insanlara. Ben en son 2019-2020 yıllarında Covid'in olacağında da böyle anlatıyordum. Bakın böyle böyle olacak. Şöyle olabilir. Hani gelecekten haber vermiyorum. Sadece kurulan planlar Bir bunlar şey falan diye. olacak. Ha, Ya bir şey olursa evet. olacak. Tam bilmiyorum ama bir şey olacak. Ben 2018'de bunu çok böyle anlatmaya çalıştım. Ondan sonra ya Hüsnü bir sakin dur ya demeye başladılar. Sonra çok yakın çevremdeki birkaç kişiyle böyle paylaştım. 2019'un sonunda hiç kimsenin beklemediği bir anda aa pandemi varmış dediler. Hocam Komedi. ben özür dileyerek şarjım %9. Kapanırsa bilginiz olsun. Sadece şunu söyleyeceğim. Zaten sohbette bitmek Sadece üzere. evet. Çok uzattık. Covid üzerinden örnek veriyorum ki yani aslında yapılan amacı anlamak için. Ya da bu amaç her yerde oluyor. Kriptoda oluyor, işte başka bir yerde her yerde oluyor. Bakın 5,5 8 milyarlık dünyada 5,5 milyar insan aşı olmuş. Her şeyi geçtim. Şu an mesela bunu da YouTube'da yayınlayacaksınız ama inşallah buraları kesin hocam ya. Yok yok. Bence o bölümleri daha sonraya bırak. Tamam. Ya, o çünkü benim şeyin teknoloji özürlüyüm. Olduğu gibi yayınlıyorum. Tamam. Sonra konuşalım. Biz kendi grubumuzun Tamam. içinde
Diğer Aynen. konuları kendi grubumuzun içinde konuşursak daha iyi olur. Zaten hepsini bir günde bitirirsek gelecek haftaya bir şey kalmayacak. Ben işte gelecek hafta benim gene bir eğitimim var hocam. Yani katılamazsam bilginiz olsun. Ya yani, katılmaya Bir çalışacağım sonraki haftamız ama. var. Haberleşiriz seninle. Sesiniz çok az gelmeye başladı. Tamam. Haberleşiriz diyorum. Ben oturup Kendin. bir çalışma yapacağım yani. O çalışmanın sonucunda da gelip tane tane artık işin başından sonuna doğru işte olaylardan kırıklığa beraber birlikte bir şeyleri çözümlemeye çalışacağız inşallah hocam. Eyvallah. Peki. Arkadaşlar kısaca herkesin akşamı güzel olsun diyorum. Gecesi güzel olsun diyorum. Zaten grup içi sohbet muhabbet gene yapıyoruz kendi aramızda. Ne diyoruz? Hani böyle yazılı yazışmalı. Aklımıza gelen sorular olursa ben gene cevaplarım. Geceniz güzel olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanetsiniz. Hocam ben de teşekkür ediyorum herkese dinledikleri için. Vaktini aldıysam herkesten de özür diliyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar.